Takım oyununa hoş geldiniz. Rea Kapsal, Cem Pamiroğlu ve Gökhan Keskin'le birlikteyiz. Takım oyununda Amilya Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemeleri grubuna galibiyetle başladı. Millilerimiz deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti. 3 puanı sahibi olduk ilk maçımızda. Başlangıcı gibi sonu da galibiyet olsun. Hedef Almanya, Almanya'ya da Amilya takımımızı izlemekte nasip olsun diyerek başlayalım programa. Kazandık ama kazanırken de oynadığımız futbol, açık konuşmak gerekirse, özellikle maçın bazı bölümlerinde hiç ama hiç keyif vermedi. Hatta daha ağır konuşmak gerekirse Gökhan Hocam, umut da vermedi. Yani her başlangıç umudu getiriyor zaten. Maç öyle bir başladık ki 15 dakika bittiği zaman ben kırmızı takımı sanki Türkiye gibi düşündüm. Yani devamlı şekilde Ermenistan daha istekli, daha agresif, her yerde basmaya çalışan, bizimkilere top oynatmamaya çalışan bir konumdaydı ki bunu da başardılar. Daha 10. dakikada golü de buldular. Peşinden gene oyundan hakimiyeti kaybetmediler. Devamlı şekilde bizi hataya zorladılar. Ama 25. 30. dakikadan sonra işte kalite yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Oyuncuların takım olarak değil de oyuncuların bireysel başarısına kaldık. Orkun Feyenoord'da yaptığının aynısını yaptı. Feyenoord'da böyle golleri var. Ceza sahasının dışından yerden vurduğu, sert şutlarla attığı goller var. Bu sezon tüm gollerini ceza sahası dışından attı. O gol yeniden oyuna dönmemizi sağladı. İlk yarıyı bu sonuçla bitirmek tabii iyiydi. İkinci yarı değişiklikler başladı. Kerim oyuna girdi. Enes'in yaptığı harika bir asist, duran topu aniden başlatması ve Kerem'in hakikaten görerek bir asisti, 2-1. Ama maçın son 15 dakikasında ben Türk milli takımının bu kadar geriye çekilip bu kadar sonucu koruma odaklı oynamasına hiçbir anlam veremedim. Oyun kötü ama sonuç iyi ki bu grup maçlarında başlamak, iyi başlamak çok çok önemli. İlk maç deplasmanda aldığım bir galibiyet. Maçın baktığın zaman havası da böyle sert bir maç olacağının izlemini veriyordu zaten. Maçtan önceki basın toplantıları olsun, politik durumlardan dolayı olsun. Maçın zaten sert geçeceği belliydi. Ama sonuçta Türkiye oyun olarak olmasa bile istediği sonucu alarak gruba iyi başladı diyebiliriz. Tabii Kuntz ve tercihlerini de bol bol konuşacağız herhalde Cem Hocam. Ne dersiniz? 11 tercihi, değişiklikler... Ya şimdi maçtan önce iki takımın da saha dizilişlerine baktığınız zaman birbiriyle örtüşen iki tane takımın teknik adamının saha dizilişleri var. Saha dizilişlerine baktığınızda acaba diyorsun kim kime tedbirli oynamak istiyor? Düşünüyorsun, baktığın zaman da Türk milli takımının bu kadar tedbirli olarak oynamasının altındaki dizilişte ve o dizilişteki seçilen oyuncular, tabii ilerledik hepsini konuşacağız tek tek ama öncelikle sağ dizilişine baktığımız zaman da iki takımın da birbirinin örtüşmesi ve de tedbirli olan takımın Türkiye olarak düşündüğümüz zaman da kafamızda bir soru işareti oluşuyor. Fakat oyun başlar başlamaz yenilen bir gol, kendi kalemize attığımız bir gol ister istemez Ermenistan takımının bir şekilde direncini ve de özgüvenini yukarı taşıyor. Burada tabii Türk takımının her şeyden önce bir kere bizim bir refleks göstermemiz lazım. Ama uzun zaman devrenin işte golü atana kadar bir türlü refleks gösteremedik. Orada tabii oyuncuların ilk maç oynaması, ilk maçın işte bir her zaman bir heyecanı vardır. Orada oyuncuların birbiriyle bu kadar zaman bir ara vermesi... buraya gelirken tabii bir takım sosyal medya olsun, basın, medya kuruluşları olsun, konuşulan kelimeler, sözler üzerindeki milli takımın baskısının sahada o zaman yansıdığını görüyorsunuz. Dolayısıyla oyuna başladıktan sonra yenilen erken gol herkesin üstünde adeta bir soğuk duş etkisi yaptı. Devrenin Korkun Bey'in devreye 1-0 mağlubiyetle girmekti. Sonra bunu tölere edebilir miyiz diye de düşünmeye de başladım açıkçası. Ama atılan bir gol 1-1 girmesiyle hem Türk milli takımının biraz daha özgüveni yerine geldi ve aynı zamanda da yapılan değişikliklerin zaman zaman ikinci devre reaksiyona dönüşmesi, Türk milli takımının biraz daha kalitesini ortaya koymaya çalışması ve de şunu da bilmek lazımdı ki Ermenistan takımı zaten seni sahada
temaslı oynamaya çağıracak. Temaslı oyuna zorlamaya çalışacak. Hani güreşte iki taraftan biri kuvvetli tarafını çekmeye çalışan bir Ermenistan takımı düşündüğümüz zaman kendisinin en güçlü tarafı fizik kalitesinin iyi olması ve de mümkün olduğu kadar bireysel temasları fazlasıyla sokmasıydı. Yani aksiyon alanlarını Türk milli takımını iyi kapattı. Şimdi baktığınız zaman İspanya'da Enes Ünal'ın inanılmaz bir performansı var. Ama Enes Ünal dersine o kadar iyi çalışmış ki Ermenistan en ufak bir pozisyon, en ufak bir hareket ve de her topta da birinci müdahalesini yaparak etkisiz hale getirdiler. Ve ikinci devre her şeye rağmen iyi oynamaya çalışan bir milli takım, özgüvenini yüksek tutmaya çalışan bir takım ve de kalitesini ortaya koyan bir milli takım vardı. Ama oyuna baktığınız zaman genelde topun çok kalmasına rağmen pas yüzdesinin, yani istatistiklere bakarsanız evet milli takımın lehine bütün istatistikleri görebilirsiniz ama bizi tatmin eden bir oyun olmadı. Yani Hırvatistan maçında veyahut da biraz daha zorluk derecesi yüksek maçlarda bu oyun, bu oyun gücü bizi tatmin etmez, bize yetmez. Şimdi 11'ler belli olduğunda hocam artık 3'te oynuyoruz yine. Kanatlarda Cenk ve Cengiz'i yeterince kullanamadık. Orta sahada Orkun ve Hakan'dan yeteri kadar verim alabildik mi bilmiyorum. Enteresan bir maçtı. Ne yapmaya çalıştığımızda oyunun belli bölümlerinde çok anlayamadık Kuntz'un kafasında neler geçtiğini. Ya böyle 8 tane maç oynayacağız. Şimdi böyle fast food turnuvalara grup maçlarını başlangıcı çok önemli. Alınan 3 puanın moral motivasyon açısından çok önemliydi. A milli takım tebrik ederiz bir kere. Ben bütün hepimiz de Türk vatandaşı olarak hepimiz de mutlu olduk bir kere. Sonuçta deplasmanlarından bir galibiyet. Bunu bir kenara koyalım. Tabii diğer taraftan da yani Kuntz böyle bir açıklama yaptı maçtan sonra. Yani üçlü formasyonla başladık. Dörtlüye döndük ikinci yarı. Galip geldik. Yani bir A milli takım teknik adam bu şekilde böyle bunun açıklamasını yapmaz. Aynı zamanda Türk milli takımı, şimdi Alman milli takımının arka bahçesi oldu Cüneyt. Yani biz kulüplerde görürüz pilot takım değil mi? Kulüpler bir tane takım alır, pilot takım. Milli takım bazında biz pilot antrenör yetiştirme ülkesi olduk. Kuntz'u yetiştir, olmadı. Levent'i Ümit milli takıma getirdi Hamit Altıntop. O da geldi. Yani bu 85 milyon ülkede kimse yok. Augsburg'da, Leipzig'de Levent çalıştı altyapılarda. Tamam. Yani başarılı olur olmaz. 85 milyonda yani hiç mi yok A milli takımda? Fatih Hoca var, Sergen Hoca var. Abdullah Hoca işte aynı şekilde mesela ayrıldı. X bulunabilir. Ümit milli takım içinde bulunabilir. Yok mu yani? Burası bir pilot yetiştirici bir ülke takımımız biz Alman Futbol Federasyonu'na. Yani ben bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Oyuna bakıyorsun. Ki ligimize bakıyoruz hocam, sözünüzü keseceğim. Ağırlık yerli teknik direktörde. Evet. Hayır, yok demek ki. Yani Hamit Altıntop Kuntz'u getirdi. Levent'i getirdi sonra. Yani farklı organizasyonlar daha gelişirse direkt herhalde yani direkt U19, U17 falan da direkt oradan orada yaşayan, orada işte ne bileyim belki vatandaşlık almış, çifte vatandaşlık gibi işte. Aynı şekilde onlara verilecek. Son iki yani, şampiyonumuz Sergen Hoca ve Abdullah Hoca. Hayır, işin de tuhafı. Fatih Hoca da var. Şimdi yani onları yapamadığını, bak şimdi yapamadığını Kuntz ne yapıyor? Bir onu açıklaması gerekir. Yani bakıyorum mesela maçtan sonra çıkıyor. Acaba yani benim gibi kaç insan vardır veya katılmaya da bilirler benim fikrime. Benim illa doğru diye ben kendimi savunmuyorum burada. Kaç tanesi orada konuştuğu kelimeleri maçtan sonra açıklamalara güven veriyor. Yani bir grup maçı oynuyorsun. Yani buradan çıkarsın çıkmazsın önemli değil. Ama bir teknik direktörlük olarak bir vizyonu yok. Üçlü oynuyor. Üçlü de yanlış oyuncu tercihleri. Yani dörtlü bizim klasik oynayabilir ama biz üçlüden dörtlüye geçiyoruz. Mühim olan burada sen mesela ben şunu diyorum. Ya işte milli takım böyle zayıf takımlara karşı. Evet baktığında temel olarak bizden çok zayıf. Çok güçsüz bir takım. Yani çok acemi bir takımla oynadık biz esasen. Tabii. Tamam. Ya burada farklı dizilişler falan değil. Biz o zaman farklı bir işleme girer oyun. Sen kendi bir işlem mi oynuyorsun? Üçlü dörtlü bunu geliştirmen gerekir. Üçlü oynuyorsun. Burada hücum ediyorsun. Öndeki üç tane oyuncuyla hep söylüyorum.
Rakip de aynı oynuyor. Cem abi çok güzel söyledi. İki takım da üçlü formasyonla oynadı dile getirdi. Mühim olan hücum eterken nedir? Az oyuncuyla çok savunma oyuncusunu rakip bağlamak. Bununla ilgili hiçbir plan yok, hiçbir organizasyon yok, hiçbir prensip yok milli takımda. Yani bir sene yakın biz Kuns'la beraberiz. Kafada çok soru işaretleri oluşturuyor. Tam gidecek iki tane hazırlık maçı oynuyorsun. Çekya'yla, arkasından İskoçya'yla yeniyorsun. Tamam, yani böyle bir şey olur mu? Turnuvaya başlıyorsun. Yani bir güven vermiyor. Bir de oyuncuların saha içi disiplinsizliği çok mesela artmaya başladı. Şimdi Kerem ikinci yarı oynadı. Bir tek Kerem ikinci yarı fark yarattı. Attığı gol haricinde savunma arkası koşu yapıyor, faul aldırıyor. Kerem gayet iyi oynadı. Onun haricinde bana ikinci oyuncuyu sayar mısınız? Ya çok iyi oynadı. İşte Ermenistan'a karşı. İkinci oyuncuyu yanına koyun. Kerem'in yanına bir oyuncuyu koyun. Mert'i koy. Mert üzerine geldi. Acemi vuruşu yani o baktığında. Mert'i birazcık koyarsın. Evet, tabii. Bir de ligimizde en formda en iyi kaleci. Bana göre tartışılmaz. O oynaması da doğrudu Mert. Mesela görev tanımlamaları da hocam. İskender'imizle konuşurken Cengiz herhalde hoca gördüğün yerden kaleye vur dedi diye düşündüm. Cengiz iyi oyuncu mu iyi oyuncu? Alacak. Topu 2-3 defa tıklayacak. Oyunu araştıracak. Hücumun hızını kesecek. Hakan Çalhanoğlu kötü oynuyor. Çıkmaz diye bir şeyler mi var bunların? Enes'e top gelmiyor. Evet. Adam La Liga'da gol krallığına evet. 13 tane gol atmış. Top gelmiyor oyuncuya. Düşünebiliyor musun? Onunla ilgili bir organizasyonumuz yok. Yani şöyle bakıyorsun. Onur kötü oynamış. Stoperler kötü. Ligimizin en formda en iyi oyuncusu kim? Her maç belirli bir skalası var. 8'lik 9'u geri geldiğinde 10'luk oynuyor. Ferdi Kadıoğlu. Değil mi? Evet. Şimdi Ferdi bile düşünebiliyor musunuz? Tıkandı. İyi oynamadı. Cem abi iyi oynamadı. Aynen, bir 90 dakika. Giren çıkanıyla. Yani Salih Dortmund oyuncusu 6 numara pozisyonunda çok iyi oyuncu. O oynamıyor. Kerem sol çizgide Cenk'le oynamak. Yani sen oynayabilirsin Beşiktaş'ta. Evet. Cenk önemli bir değerdir. Evet. Bir de Cenk'i oyundan çıkartıyorsun. Bak çok enteresan. İkinci yarı Cenk kulübede olsa maç bir kötü gittiğinde Cenk'i o oyuna çıkardığın oyuncuya muhtaç olursun. Bir teknik olarak adam olarak almalısın. O kadar plansız ki orada Kerem'le başlaman gerekir. Formda iyi oynuyor. Değil yalnız mi? Gol atması için kötü de oynayabilir Kerem. Ya Kerem'in orijinal orada oynaması gerekir. Cenk'in daha farklı kullanırsın veya Cenk'e oturtursun. Hamle oyuncusu olarak kullanırsın. Hiçbir plan, hiçbir şey yok. Yani milli takım o sıkıntısı var. Şimdi Hırvatistan'la oynayacağız. Evet, Hırvatistan'la yeniliriz. Ben oraları geçtim. Ama saha içinde milli takımın yaklaşık bir senede dediğim gibi gelişen oyunu yok. Anlık oyuncuların ayağına bakan günlük performanslarla biz sonuç alıyoruz. İşin acı tarafı da bu. Gökhan Hocam oyuncu bazında bakarsak siz nasıl buldunuz takımımızı? Öyle bir üçlü formatla başladı. Üçlü format da eskiden Çağlar ilk isme gelen oyuncuydu ama Çağlar bir senedir top oynamıyor. Yani Leicester'da yedek bekliyor. Bir sakatlık geçirdikten sonra Leicester'da bekleyen oyuncu konumunda. Merih gene sakatlık geçirdi. Ondan sonra bir formunu yakaladı ama oynama istikrarı yok. Ozan Kabak Hoffenheim'de devamlı şekilde oynayan bir oyuncu. Şimdi bu üçlüyle başlayacağız ama bu üçlüyle başlaması normal. Hani sistem açısından söylüyorum. İşte ikinci yarı dörtlüye döndük maçı kazandık derse öyleyse maça dörtlüyle başla derim ben. Niye üçlüyle başlıyorsun? Üçlüyle maçı işte koordine ediyorsun. Yani üçlüyle 0-0'da mı tutacaksın tutamadığında? Öyleyse dörtlüyle başla. Yani kendi kendine şey verme. Kimsenin ağzına koz verme. O bunu yapıyor. Oyuncularımız baktığımız zaman hepsi Avrupa'da istim üzerinde oyuncular var. İşte Hakan Çalhanoğlu. Inter'in devamlı 11'inde. Bakıyorsun. Çok mu iyi oynuyor? Yok. Çok mu kötü oynuyor? O da yok. Enes La Liga'da dediğim gibi yani milli takım performansı. Gol kralı yarışması ikinci sırada milli hocam. Milli takım performansı her zaman tartışılan ama ligde de hiçbir şekilde tartışılmayan bir oyuncu konumunda. Baktığın zaman İspanya'da La Liga'da La Liga'nın en formda oyuncu. Getafe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi yani. Getafe gol attı mı? İki tane attıysa bir tanesini kesin Enes atıyor. Lewandowski'nin arkasında ikinci sırada. Bir de hocam 26 yaşında evet. En olgun döneminde en iyi performans hocam verdi ama onunla ilgili hiçbir organizasyon yok. Enes'e nasıl? Hocam şey, daha hani şey deyim yeri derse. Kundak'tayken City transfer oldu hocam 16 yaşında. Büyük ihtimal kısa dönemlerde bir araya geldiği için o oyun organizasyonları veya bir şablon yok esasında. Doğaçlama, kaliteli ayaklara bakan bir oyunumuz var bizim. İşte Enes geldi. Enes'e topu götürmen lazım bir şekilde. Nasıl götüreceksin? İşte Cengiz çok yetenekli bence. Hakikaten Türk milli takımının en yetenekli oyuncularından birisi. İşte Cüneyt de diyor.
Topu alıyor, bir iki geçiyor, hemen kaleye vuruyor. Hocam ondan attı, gol attığı yok. İçin daha önce gol attı. Tabii hocam, şüphe yok da Cengiz kendini oynuyor. İşte şimdi burada Cenk'e bakıyorsun mesela. Cenk sol kanat gibi oynuyor. Sol kanatta Beşiktaş'ta bile zorlanıyor. Madem öyle 4-4-2 oyna. Yani Enes'le Cenk'i beraber oynayacaksan aynı yerde oynat. Yani Enes'i Cenk'i sol tarafa koyarsan ve top da getirtmeye çalışırsan hiçbir şey olmaz. Nitekim olmadı. İkinci yarı çıkardı. Doğruyu gördü. Çıkardı. Oraya çabuk bir oyuncu aldı. Dörtlü sisteme geçti. Ama gol lazım olsa, kulübe de olsa Cenk gibi. Bak bir şansın olsa hocam, çıkardığı oyuncuyu içeri almak, Cenk'i içeri alırsın. İşin tuhafı değil mi? İşte burada da planlama bence. Umut Nahir meselesi de. O da oynadı. Umut Nahir'e şey yapıyordu. Ben Antun'un planlamasını doğru bulmuyorum. Aynen, yani Kerem'i oynatmış olsa daha planlamayı daha doğru yapacak Cenk'le ilgili, hocam, takımla ilgili. Teknik adamı konuşsak belki burada üçümüz de olmaz diyeceğiz. Yani herkesin, ama sonuçta seçilmiş. Ve Türk milli takımının şu anda bu grupta başlangıç hocası, inşallah gruptan gideriz bitiş hocası da olur. Ne, yani kime göre seçim hocam? Bir tek Hamit Altıntop'a göre mi yani? Türkiye Futbol Federasyonu tek başına ülkenin 85 milyon futbol aklı o mu hocam? Bu Hamit Altıntop, evet Bayern Münih, Real Madrid var, evet büyük bir background'ı var, olabilir. Yani bunun yanında başka kurumaylar da futboldan anlayan olması gerekir. Hocam, ama hep bak, futbolun içinden hayır, gelen biri bu işi yapsın gelirsek, dedik bak, ya hocam. Bunu konuşmaya gelirsek, pardon hocam. Şimdi Hamit Altıntop, geçenlerde bir konuşmasını dinledim. Bu ülke iki defa U17 ile Avrupa şampiyonu oldu. Öyle bir anlattı ki, yeni bir sistem getireceğiz. Ülkenin hiçbir yerinde bütün futbolcuları yetişeceğiz. Sanki eskiden hiç böyle bir ağ yoktu. Bu takım Türkiye şansa iki defa Avrupa U17'de şampiyon oldu. Hiçbir şey yapılmadı bizden önce. Biz şimdi geldik. Çok maddi olarak çok az imkanlarla çok büyük işler yapacağız. Dedi ki bundan önce yapılan şeylerdi. Bu ülkede bölgeler söyledi. Bölgeler vardı. Her şey vardı. Bölgelerde antrenör yok. Tabii. Bir sene olmuş. İki sene orada başında. Bölgelerde gerekli organizasyon yok. Tabii, tabii. Bak, Cem abi benden daha iyi biliyor. Yani biz bunları bir şey söyleyeceğim hocam. Buyurun, buyurun. Ve U17 takımımız şu anda elit tur oynuyor. Antalya'da İspanya'nın, Almanya'nın bir de Finlandiya'nın olduğu bir organizasyonda elit tur oynuyor. Bir de ilk iki gidiyor. 19 gibi değil. İlk iki gidiyor. İki tane takımın başına hocam, Uğur İncaman'ı getirdi kardeşimizi. Eyvallah, hiçbir şey demem. Ama takımı bilmiyor ya. Daha yeni geldi. Bir hafta takımı bilmiyor. Sen onun başındaki hocayı alıp yolluyorsun. Uğur İncaman'ı getiriyorsun. Yarıştayken yolluyorsun. Ve şu anda belki elli tura gidemeyecek tabii, takımın olacak. Bir iki bir şey söylememeli. Bunu eleştirebiliriz. Şimdi milli takım diye esaslı. Stefan Kuz. Geçen sene çok eleştirdik. Yaptığı hataları. Ama playout'a geldi. Playout'ta yanlış, Portekiz maçında yanlışlardan bahsettik. Ama şu anda grup maçı, ilk maç başladı. Gene yanlış kaldı. Ama sonuç iyi. Sonuç iyi olduğum müddetçe de ne kadar eleştirirsen eleştir. Ahmet'i ne kadar eleştirirsen eleştirelim. Onlar her şeyi biliyor. Onlar yönetiyor bu işi. Şimdi şu anda. Sıkıntı ne biliyor musun sevgili Cüneyt? Bir kere gerçi ister istemez maçın belki dışına çıkıyoruz ama aslında önemli. Hamit Altıntop'un açıklamalarından yola çıkarsak tek başına bir takımlarda ve futbol gelişim direktörlüğünde yapılanmaya soyunan bir yönetim kurulu üyesi. Ve futbolun içinden geldi. Ama futbolun içinden gelmesine rağmen futbolda neler yapıldığından bir haberdar Hamit Altıntop. Gelmeden evvel Türkiye'de şampiyonalar yapılmış, genç oyuncu gelişiminde bir sürü 19-17 düşme çıkmalar yapılmış. Kaldı ki oradaki görevlen bölgelerin başındaki insanların yapmış olduğu programlar var. O programlardan hepsi bugün amil takımda oynayan bütün oyuncuların hepsi %90'ı genç milli takımların ama 17 ama 19 ama 15'ten hepsi muhakkak bir yakalanmıştır yani. Cem abi devam et, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Cem abinin demek istediğine bir ek. Buyurun. Şimdi Hamit Altıntop gelebilir. Real Madrid, Bayern Münih. Burada futbol oynadı. Futbol oynadığında kendinden sorumlusun Cüneyt. Galatasaray'da da bak oynadı şimdi, ama ülke futboluna da o kadar uzak değil hocam. Bak şimdi Galatasaray'da da oynadı. Bak ben başka bir şey söyleyeyim. Oraya getirecek futbol aklı teknik adam olması gerekir. Farklı bir şey. Teknik adamlıktan olduğun zaman her şeyden sen sorumlusun. Futbolculukta ben günlük anlık performansım. Duşumu alırım, çıkarım, giderim. Antrenman bitti, giderim. Doğru mu Cemal? Maç bitti. Antrenör oraya gelmesi gerekir. Antrenörlerin. Hamit Altıntop o da olabilir. Ama sırf Hamit Altıntop sahanın içinden futbol oynadı. Kenarda teknik adamlık yapmadı. Değil organizasyonu olmaz. Bilemez. Buyur Cemal abi. Şimdi sevgili Cüneyt, ben Hamit Altıntop orada yöneticilik yaptığı zaman
orada 14-15 hatta daha da baktığımız zaman genç bir takım olarak gitti. Bu arada 28. dakikada Kramaric'in golüyle Hırvatistan Galler karşısında 1-0 öne geçti grubumuzda. Orada çalıştığımız için ben Hamit Altıntop'tan futbolun içinden gelen birinin bizlerle beraber oturup bir fikir birlikteliğine girip ve bizden oradan neler yapıldığıyla ilgili bir sunumlar alıp arkasından da bir ortak akıl geliştirip sonra bu hareketleri yaptığını hiç böyle bir şey yok. Ya beyler yani çok şey ama çok içimizi acıtan bir sürü şeyler var. Beylerbeyine, Oğuz Çetin'le görüşmeye geliyor. En az 8-10 tane eski futboldan gelmiş insanlar orada görevlerinin başını. Ya bize bir merhaba demedi ya. Olur mu yani hocam? Olacak şey. Her şey yani, bir yana futbolcu olarak abisiniz yani. Birbirinizle arasında adı yazılmayan bir kas sistemi yani, olduğunu görüyorum. Yani büyüklere saygı var futbolcuların arasında ve çok takdir ettiğim bir özellik. Ben Futbol Federasyonu'nda çalıştığım futbolun içinden gelmiş bir sürü insanlarla beraber oldum. Ve bunlardan birkaç tanesi de Türk futboluna yön vermek için olan insanlar. Ama ben çıktıktan sonra şöyle dedim ve oradayken içlerinde yüzlerine karşı da söyledim çoğunun. Keşke dedim sizler dedim futbol sahasında bildiğim insanlar olarak kalsaymışsınız. Sizlerle iş hayatında ve bu gelişmelerde beraber karşılaşmasaydık dedim. Çok enteresan bir açıklama hocam. Ne enteresan değil, ne acı bir şey. Acı. Çok acı, acı bence. Enteresan olabilir ama. Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi ve çok iyi bir kariyeri olan kişi. Oraya yönetici olmadan evvel geldiğinde bizlerle sohbet ettiğinde ben yönetici olmak istiyorum dediği zaman hepimiz destek çıktık. Keşke sen de futbolun içinden gelmiş biri olarak yönetimlerde ol. Ve bu Türk futboluna gerçekten yön verebileceğimiz bir kişiyle beraber hareket etmek için çok mutlu olduk. Fakat orada maalesef futbol aklını ortaya koyacak olan bu işlerden sorumlu 4-5 arkadaş bir türlü bir araya gelemediği gibi birbirleriyle çekişmekten kaos ortamı oluştu. Ve bu ta hepimize kadar sirayet etti. İşin en acı tarafı da ya öyle bir sürede öyle bir deneyimli liyakat sahibi olan arkadaşlarımız, donanımlı insanlar hepsi o 20 kere, 30 kere, 50 kere toplasan 300-500 tane kere milli olmuş bir sürü orada arkadaşları. Türk futbolun altyapısına yön veren insanlar bunlar. Eğitimlere de öyle, pro lisanslara kadar giren insanlar. Bu arkadaşları öyle içini acıtıcı bir şekilde görevden uzaklaştırdılar ki kimse hakkını helal etmiyor o yüzden. Bu gerçek. Acı gerçek hocam dediniz. Ya 12'sinde adam sana 12'sinde işten ayrılmanı söylüyor. 15'inde aracı kurumla konuşuyorsun, seni işten ayrılıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve giderken orada bir sürü insan başkanı ilk defa orada ayrılırken görüyor. Geldiğinde bizdeki hiç kimseyle konuşmamış, görüşmemiş ki orada hepsi ya hepimizin forması asılı ya şeyde müzede. Herhalde hocam bir takımlar o koridorunda geleceğinizi duyunca hocam da Gökhan hocam da Reha hocam da bir kere milli sevindik olmuş en azından bir büyüğümüz dedik yani milli takımda oynamış Fenerbahçe kere, hocalık yapmış öyle şey mi hepimizin hocam, bir kere milli olmuş bir insanın bile orada forması ismi resmi asılı. Hepimiz gittik gördük. Hepimizin de resmi var. Ya o koridordan geçerken ben onlarca kere geçerken hep duvarlara tekrar bakıyorum biliyor musun? Ya o insan ya geçerken tüyleri diken diken olur. Olmaz. Ben anlatırken şimdi şey oluyorum tüylerin diken diken. Adamlar oradan geçiyor. Bizler orada görev yapıyoruz. Ya gel bize merhaba de ve sen sevgili Allah'ım başkan. Allah'ım bir selamı ya tabii hiç, bir selam versin. Bir de yani, ben öyle olduğunu zannediyorum hocam. Sayın Mehmet Büyükekşi bir seneliğine geldiniz ya. Bir seneliğine geldiniz. Şu anda seçim var. Ve orada öyle bir operasyonlar yaptınız ki ve karşınızda biz sizle beraber bir el sıkışmadan giderken ayrıldık. Olacak şey değil. Üzücü hocam ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir de yeniden bir yapılanma yapılıyor. İşte Hamit Altıntop A milli takım hocası seçerken 20-25 tane hocayla görüştüğünü söylüyor. Yani birebir esasında sorumlu. Bunu federasyona onaylatıyor. Sonra Stefan Kuntz geldi. Şimdi yeni bir yapılanmaya gitti. Bu yeni yapılanmadan bahsediyor. Şu anda Ümit milli takıma gelen arkadaşı ben tanımıyorum. Levent Sürme diye bir arkadaşımız. Arkadaş ama şundan biliyorum. Tolunay Kafkas'ın 6 ay yardımcısıydı. Yani bütün Ümit milli takım maçlarına Almanya'dan geliyordu. Ümit milli takımla beraber oluyordu. Tolunay Kafkas'ın yardımcısıydı. Maçlardan sonra da Almanya'ya dönüyordu. Ve bir anda yeni başkan, yeni bir organizasyon, yeni bir yapılanma dönüyorsun. Tolunay Hoca gidiyor. Onun yerine onun yardımcısını getiriyorsun. Yani yeni yapılanma bu oluyor.
O yapılanmadı bir zaten. Şimdi böyle bir döngü uğrayabilir bak milli takımlar. Hı-hı. Bunu anlarım. Yani kulüplerde de öyle aynı şekilde olabilir. Ya o döngüyü hazırlarsın. Yani farz edelim kulüpte çalışıyor mesela teknik adam. Yardımcısı vardır ondan sonra ona kalır. Tabii. Veya farz edelim mesela bizde yok pilot mesela takımlar vesaire falan. Mesela Pep Guardiola nasıl gelmiştir? Üçüncü ligde şampiyon yapmıştır Barcelona'yı. Hı hı. Clyro ayrıldıktan sonra onun yerine gelmiştir. Değil mi? Direkt. Bir döngü vardır. Şimdi o döngüde hem ülkemizde yaşayacak, bilecek, edecek. İşte Tolunay Hoca ayrıldı. Sen oraya bir hazırlık yaparsın, onu getirsin. O 19 aynı şekilde o döngüde, o 17'de birini getirsin. Tabii. Ya şişli hazırlıkları... Tabii o döngünün içinde o, çevirirsin. Amil takıma kadar gider hatta. Tabii Avrupa'da bu işler böyle dönüyor. Hı. Avrupa'da bile... Sistem var. Tabii hocam. Avrupa'da Futbol Federasyonu'nda böyle futbolu bırakmış falan. Şimdi gençler belki Z kuşağı bilmeyebilir. Ya Baresi işte Milan'da 5 numaralı forma değil mi? Müzeye kaldırıldı. Ya siz İtalya gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları İtalya Futbol Federasyonu'nda çalıştığını gördünüz mü? Hayır. Maldini de öyle. Şimdi... Hayır, Maldini kulüpte çalışır. Hiç mesela bunlar Costa Curta Albertini, babasını bunlar zamanının Costa Curta Albertini. Şimdi bunlar çok önemli figürlerdi İtalya futbolunda. Alırlar A milli takıma değil mi? Almazlar mı? Biz Hamit'i diyoruz, Bayern Münih, Real Madrid oynadı. Avrupa'da tonla oyuncu var. Mateus çok önemli oyuncudu. Alman Futbol Federasyonu'nda futbol aklı olarak olmaz mı? Olur. Ama o kadar farklı kriterler alıyorlar. Cüneyt. Yani şimdi bunu aramadığın zaman, bu döngüye de hazır olmadığın zaman diyorsun ki ya Tolunay Kafkas gitsin. Evet gidebilir. Nasıl getirmek haksa gönderebilir. Gönderdin. Tamam. Sonra piyasaya dikkat ettiysen bir servis edildi. Ne servis edildi? Yeni isimler. Ümit Milli Takım'da bu. Nabız yoklama. Evet. Ya böyle bir şey olur mu ya? Allah aşkına bu kulüp takım mı? Ya burası 85 milyonu indiren, ilgilendiren Futbol Federasyonu'nun değil mi? Çatısından bunlar dönüyor. Bir bakıyorsun o onun ismi A olmaz. Onun ismi A olmaz. Sonra ne yapalım? Hamit Altıntop diyor ki ya Levent'i getirelim. Tolunay Hoca'nın yardımcısıydı. Bu ara ülkede yaşamıyor. Sen onu getiriyorsun buraya. Bak şimdi başarılı olur, başarısız olur. Şimdi Kosova ile oynayacak Ümit Milli Takım işte. Biz vereceğiz evet, pazartesi. Sonra 20'de. Grup maçları başlayacak. Orada da göreceğiz. O zaman konuşalım esas. Şimdi yani burası diyorum yani Almanya'dan gel. Alman Futbol Federasyonu pilot takımı ülke olarak bizi seçmiş. Hamit Altıntop'ta. İşte konu söyle hocam. Ümit Milli Takımı, Milli takımı Ümit çalıştırdı. Milli takımı Alman amili ya, olmadı. Diyorum ki. Türkiye amili ya oldu. Burada az önce saydım ya. Sergen Hoca'yı, Fatih Hoca'yı. Burada birçok isim sayabiliriz 10 ya. 10 tane isim eksiği var? Ne eksiği var? Onların neye fazlalığı var? Doğru. Yani işin tuhafı. Yani bir de çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bak çok disiplinsiz oynuyorlar. Bu oyuncular, bu yetenekleri Avrupa'da hepsi formda. Marsilya'da Cengiz önce oynamadı biliyorsun. Oyuna girdi çıktı yaptı 12 dakikada. Ondan sonra bunları kaptı formayı sonra hocam. Tabii sonra da oynadı. Gayet de iyi oynuyor. Aynı şekilde Hakan iyi oynuyor. Burada yok. Yani Feyenoord müthiş oyunlar oynuyor. Orkun yani baktığında gol attı ama onun haricinde oyunda istenilen seviyede o da oynamadı. Ya yani bir var bir yok gibi yetenekli takım kaptanı iyi. Yani en son Ajax'ı 3 kendiler yanılmıyorsam Amsterdam Arena'da, Cruyff Arena'da. Yani düşün şöyle bir milli takım var ya. Ya diyorum ya ya bu Ferdi şimdi en güvendiğimiz mesela Ferdi A milli takımı yazsak birinci oyuncu Ferdi yazarsın. İki oyuncu yazarsan birini Ferdi yazarsın. Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da Trabzonlusu da yazar 85 hocam, milyon hani. Ülkede ülke dışında yaşayan hiç. Bütün Türk vatandaşlarımız Ferdi. Kendi oyuncusundan önce Ferdi yazar. Ya bu oyuncu nasıl bu kadar geriler ya Ferdi? Ben yani bunu başarabilmek bir teknik adam olarak yani ancak Kursa zaten herhalde nail olurdu. Ona nail oldu. Yani bunun haricinde bu kadar kötü gireni çıkanı karmaşık bir düzen. Yani işin tuhafı çıkıyor. İşte konuşmalar enteresan. Yani iyi oynamadık. Aman turnuvayı başladık. Şu kötü. Ya bir tek ya bizim A milli takım hocamız bu mu? Yani az önce söyledim bunu konuşmanın başına. Üçlü oynuyorduk. Dörtlüye döndük. Galip geldik. Başka hiçbir şey yok. Ya dörtlü oynadığında her maçı yenersin. Dörtte şampiyon olursun. Bu gruptan çıktın Avrupa Şampiyonası'nda da yani şampiyon olursun o zaman. Dörtlü oynadık o kadar yani. Ya böyle bir şey olur mu? Sen yanlış oyuncu tercihleri yapıyorsun. Senin takımın dinamik değil, disiplinli değil. Kafasına göre herkes oynuyor. Sen disipline edememişsin takım bir kere. Kendi haline bırakmışsın. Hiçbir plan organizasyon yok.
Ya milli takım bu kadar bir işte toparlanıyor. Bakıyorsun pazartesi, cumartesi maç oynuyor. Ne yaptı diye insanlar sorar. Bir de şunu söyleyeceğim en son. Ya top bendeyse, rakip organizeyse öyle oynadı Ermenistan. Top bendeyse, rakip organizeyse eğer bu organize olmuş savunmaya bir hücum değil mi? Hücum setleri olur. Nasıl oynayacağını bilir. Yok. Top rakipte bir pres yapıyoruz. Üçlü oynuyor rakip. Üç tane oyuncumuz %100 basmaz. Ne Enes ne aynı şekilde Cengiz, aynı şekilde Cenk. Yani kimin nereye bastığı. Zaten dikkat et. İlk golü geçişten yedik. Bir presi kırdılar orta sahada, bir döndüler, geçişten yendi. Yani sen bununla ilgili hiçbir çalışman yok. Sen ne yapıyorsun? Bir yıldır ben anlamadım. İşin tuhafı. Bir de diyorum ya, bir işlemi doğru yaparsın. Ya yani bir işlemi doğru yaptıktan sonra farklı dizilişlere geçersin. Sen dört üçlü sonra dörtlü denemeler. Portekiz maçında Berkan biliyorsun Kutlu'yu oynattı sol bek. Orada da bir üçlü çıkardı. Portekiz bitmiş, seyirci böyle Ronaldo falan oynar mı diye Dünya Kupası'na gider. İki tane stoperi oynamıyordu hatırlıyorsun o gün. İki tane stoperi de yoktu. Orta saha oyuncuları oynadı. Fonte oynadı 40 yaşındaki. Carvalho oynadı orta saha oyuncusu hatırlarsın. Yani bunlarla oynanan bir maçı bile orada geçebileceğimiz bir maçı bile kaybettik biz. Sen yani iki tane bir de Norveç maçı var mesela ilk geldiği. 1-0 geri düştük 1-1. Bir tane de eşlik maçı o maç. Portekiz maçı onu da kaybettin. Şimdi bir senedir de yaklaşık takımla berabersin. Ama takımına elin değmiş. Değmemiş. Yapısal bozukluklar var. Ya sen ikinci yarı Kerem dua edelim Kerem çıktı. Adam savunma arkası koşu yapıyor, istiyor, topu alıyor, foul yaptırıyor, dripling yapıyor, adam eksiltiyor. Ya bir tane Cengiz'e söylemiyor musun sen ya Allah aşkına? Ya bir öne bir yalancı koşu yapıp stoper bek arasında bir tane savunma arkası koşu yapmaz mı bir oyuncu ya? Bir antrenör bunu yaptırmaz mı? Bir tane orta sahada üçlü, Pereira zamanında bunu söylüyordum iki senedir. Ya üçlüyle pas yapıyorsun, oyuna kim sokmuyorsun? İki kaleciyi çıkar Cüneyt. 10-11 oyun oynanıyor. Hı hı. Sen üç gitsin. Önünde topun önünde 7 oyuncun var. Ermenistan'da 10 oyuncu var. Sen bu işin saha içinde aritmetiği, geometrisi diyoruz ya önemli. Aritmetiği 7 sen 10 nasıl oynayacaksın bir fazlalıklı? Yani nasıl kuracaksın oyunu? Her yerde 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 3 varyantlar istiyorsun futbolda. Diyorsun bir fazla olayım değil mi? Hem top ayındayken hem de prese giderken. Bununla ilgili hiçbir planın yok. Ermenistan'ın yani, yaptığı o planı mesela. Ermenistan bizden hele ilk 30 dakika bizi domine etti. Tam 30 dakika bir planı var. Yani. Ermenistan diyorsun bir planı var. Yani en büyük sıkıntı bu. Yani Hırvatistan'ı yeneriz. Bunu ben skorlar için söylemiyorum. Bu maç. Skorları ayrı tutuyorum. Yani bir genel yapı olarak yani biz 2-1, 3-1 yensek ne olacak? Yani bizim yani hatalarımız, kötü, saha içindeki görüntümüz halın altına mı süpüreceğiz? İşte süpürürsek turnuvaya gittiğimizde çıkıyor. 2016'da hocam, öyle olmadı mı mesela? Sana işte hani Almanya'nın arka bahçesi olduk demeye güzel bir örnek. Şimdi Stefan Kuz gelirken U21 takımından ekibiyle beraber geldi yanılmıyorsam. Geldiği ekipte de bir kaleci hocası vardı. Kaleci hocası bu maçlar öncesi Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih'e gitti. Yani Türk milli takımını çalıştırmak varken buraya gelmişsin sen belki herkes. En son Emrah kardeşimiz, Emrah hocamız kalecilerle beraber. Evet. Düşün tercihini düşün. Geliyor Bayern Münih. Teklifte bulunuyor. Almanların arka bahçesi tabii gibi bu oldu. Gidiyor. Biz de başarılar diliyoruz. Bayern Münih'teki görevinde başarılar dileriz. Bak biz o şey kaleci hocası seçtik. Bak hemen gitti. Almış şey Bayern Münih'e gitti. Biz hazırladık yani. Tabii oradan yani. Bir paye çıkartmaya çalışıyor. Yani paye çıkarmaya çalışıyorsun. Halbuki şuna Türk milli takımında çalışmaya devam etmek yerine Bayern Münih'e gidiyor. Ha, bu kendine göre doğru olabilir bak. O kendine göre doğru olabilir kaleci olsun ama... Burası Türk milli takımının hocası. Türk milli takımında çalışıyorsun. Esas tabii getirirken de onunla ilgili bir açıklama yaptık. Konusunda da hakkını vermek gerek. Dedik ki yani belirli süre sonra kaleci antrenörü ayrılacak vesaire. Sizin dediğinize de katılıyorum. Eğer A milli takıma sen bir ekip seçiyorsan bunun kalıcı olması gerekir. Yani bunun baştan zaten çok yanlış. Baştan hocam, yani esas hocam gidecek, diyorum ya. Yani, gidecek olan gelmeyecek hocam. Yani şimdi... Beni şey mi? Biz, dünya şampiyonasına mı götürdü? Şimdi bir şey söyle. Öyleyse gelmesin yani en fazla gene dünya şampiyonasına gitmesin. Hocam şimdi az önce söylediğiniz o zaman da işte gündeme geldi. Bayağı 20'ye yakın 24-25 tane teknik adamla görüşüldü. Yani de ülkede teknik adamların işte anlaşılmayacak. Hı hı. Senin getirdiğin teknik adam bir 1000 lira hoca olur. Yani dersin ki tartışması dünya kupasına
İşte Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuş. Hocaları bir klas yaparsın değil mi? Bir klasa getirirsin. Türk milli takım başına kim gelecek? Tabii, pardon hocam, yani mesela kulüpte mesela bir kulüp başkanısın. Sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya ben küme düşme potasındayım. Beni kim çıkartır buradan? Ya genç idealist değil ha, tecrübeli bir antrenör bulmam gerek. Dediğin gibi yanmış bir tabii, adam tabii. Ya ben bir tane genç bir kadro kurdum sezon başı. Genç, dinamik bir teknik adam. Yeni nesil evet olabilir. Yani şampiyon yap mesela. Farz edin ha, şampiyonluğa oynamış, evet bu yapmış. Onu tercih edersin. Bir skala yaparsın. Size destek tabii, için söylüyorum. Evet, evet. Şimdi sen milli takıma bir winner hoca getirmesin. Bu farz edelim. İlla şampiyon yapması, Avrupa, Dünya Şampiyonası tabii ki önemli ama sen bunları getiremeyebilirsin. Bak bunu anlarım. Ama getireceğin hoca mesela böyle bizim Ermenistan gibi acemi takımlar, çaylak veya işte beklenen performansı veremeyen, seviye olarak altımızda, bizim de altımızda olan ama oyunla, oyuncu kalitesini geliştirerek o ülke takımını Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürür, büyük başarılar elde eder. Öyle teknik adamlar da var. Dersin ki bu winner adam. İşte tuttuğu ülke takımını elinden tutuyor, o Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürüyor. Şimdi sen böyle bir tercih de yapmıyorsun. Kuntz'la. Kuntz'la o zaman insanlar sorar ki, ya Kuntz'u getirdim. Demek ki sen de direkt kadro seçimine müdahilsin demek Hamit Altıntop. Daha rahat ben işte mesela bir Fatih Hoca gelse, bir Sergen Hoca gelse, bir Abdullah Hoca gelse direkt müdahale edebilir mi? Edemezsin. Kuntz'u getirmenin nedeninin altında bu olabilir. Direkt kadroya, geniş kadroya da müdahale edersin. O zaman oynayan kadroya da. Yani bu böyle doğru değil. Diyorum ya, Hamit Altıntop önemli bir futbol figürüdür. Çok sağlam bir background'ı vardır. Tartışmasız. Ama diyorum ya, Cüneyt en büyük yanıldığımız bu bizim. Biz bu kadar futbolu seven bir ülkede biz maalesef bu gözle bakıyoruz. Ya burada oynadı, az önce örnekler verdim. Onları İtalya mesela milli takım yapılanmasında senelerdir hiçbir şekilde görev almadılar. Buna işte birçok da oyuncu sayabilirsin. Yani İspanya'dan da sayabilirsin. Çok efsane oyuncular yok dışarıda. Ama yani bizde hemen oynadı. Abi diyorum ki teknik adam olur, orada bir A takımı kurar. Futbol Federasyonu der ki ya milli takım yapılanması böyle olacak. Aynı şekilde genç milli takımlar böyle olacak. Eğitim dairesi böyle olacak. Bölgeler böyle olacak. Yani biz ya biz bunlarla ilgili hiçbir organizasyonumuz, hazırlığımız yok. Biz bir anda bunlar olsun diye böyle günlük anları kurtarmak peşindeyiz. Bu nosyona sahip bir teknik adam veyahut da futbolun içinden gelmiş. İşte ben de onu söylüyorum. Aynen, ben de ona devam ediyorum. Yani onu söylüyorum. Öyle bir teknik adam, yani bir teknik adam kisvesi altında bir bakamaz. Yönetici bakamaz. O, ya bunu göremez. Dünyanın en iyi antrenörüyle çalışmış olabilirsin ama futbol oynayabilirsin. Dersin ki bununla çalışsın. Tabii. Biz ülke olarak onu karıştırıyoruz. Ya işte şu antrenörle çalış. Ya sen bir antrenman planladın mı Cüneyt? Sen bir alıp kağıda bir tane antrenman prensipleri yazdın mı? Plan yazdın mı? Şablon yazdın mı? Onlara konuştun mu? Eline düdüğü alıp durdurup gösterdin mi? Veya bir bench'te kriz yaşadın mı? Farz edelim 10. dakika 1-0 geridesin, 10 kişi kaldın. Ne yapacaksın? Bunları, bu simülasyonları yaptın mı? Hayır. Ne yaptım? Çok iyi background. Ona saygımız var. Hiçbir Hamit'in orada hiçbir sıkıntısı yok. Ama bir organizasyona hazırlamak, bir futbol aklı olmak, diyorum ya, bir teknik adamlıktan da hem de başarılı olarak geçmek gerek. Bak, her teknik adam için de söylemem bunu. Tonlarca teknik adam var, tonlarca pro lisans var alan. Her bench'te gördüğün eşortmanla takım elbiseli insan teknik adam değildir maalesef. Biz bunu ayırt edelim yani. Onların teknik direktörü Petrakov'un da biliyorsunuz ilk maçı. Kendisi de zaten maç sonu yalnızca bir haftadır takımla çalışıyorum. Planı var. Bir de biliyorsun Ukrayna'yı çalıştırırken 5-0 yendiler. Bavulum hazır, her zaman da istifa edebilirim ama iyi yoldayız, iyi olacağız diyor. Zaten 2022'de Ukrayna'yı çalıştırmış. Daha önce alt yaş gruplarında Ukrayna'nın hocası. Sonra da Ermenistan'ı çalıştırıyor. Ermenistan iyi takım oluşturmuş bir haftada hocam. Tabii şimdi çok doğru söyledin. Niye biliyor musun? Uluslar Ligi'nde Ermenistan'ın performansını biliyor musun 6 maçta? 5 tane mağlubiyet Cüneyt. Ya, mağlubiyet bir beraberliği var. Var. 5 mağlubiyet bir beraberliği var. Adam ama bir teknik adam olarak bir haftada 50 değdiğini biz gördük mü? Gördük. Biz bir yıldır Kuntz'la çalışıyoruz. Adam bir haftada Ermenistan milli takımının bakıyorsun ya diyorsun. Bir şekil vermiş en azından. Ya sağda diyorsun ki en kötü. Hani de oyuncu kalitelerine baktığın zaman da değil mi yani? Çok doğru cevap. Bir takım var diyorsun sağda, ya bak bir takım var diyorsun. Yani iki takıma da baktığın zaman hangi teknik adamın bu takımlara eli değmiş diye baktığın zaman Ermenistan takımını söylüyorsun. Bir plan programı var. Teknik adamlarken Raşke kaleci antrenörü Hoffenheim'den Bayern Münih'e geçmiş. Zaten
İkili çalışıyor, iki takım çalıştırmış. Kaleci antrenörlerini biliyorsun. Mustafa Ferel de Brezilya milli takımının kaleci antrenörüydü Galatasaray'dayken aynı zamanda. Bayern izin vermediği için de milli takımdan ayrılmış. Yani Hoffenheim'den transfer etmiş Bayern Münih. Zaten milli takımın direkt kaleci hocası değilmiş. Tapusu Hoffenheim'deymiş. Kiralık Özkök, yani. Biz de kiralık da döndü Hüseyin yani. Özkök'e teşekkür ederim. Kiralık gibi değil işte hocam. Taferel örneği gibi yani. Galatasaray'ın antrenörüydü. Bir Galatasaray kulübünün izniyle de, Bayern Münih'te de çalışıyordu. Bize de Hoffenheim'in izniyle gelip biz istediğimiz için çalıştırıyordu. Şimdi Bayern Münih'e vermiş Hoffenheim. Bayern Münih takımında başka Hamit ikinci bir takımda çalışması da izin vermemiş durumu. Dediği gibi Gökhan'ın yani biz burada ilk defa bir sürü şeyler yapıyoruz. Önümüzdeki senede işte her tarafa elimiz değecek. İşte bu gibi bir insanlara sanki yepyeni bir model koyuyormuşuz gibi bir hava yaratılmasın. Bu yani yıllardan beri burada bütün bölge karmaları, 14 yaş seçmeleri ta ufaklardan beri 14 tane bölgedeki hocaların ta yani Türkiye'nin en ücra köşelerinden bir sürü oyuncular çıktı geldi. Ve hepsi de az önce de söyledim. Bugün A milli takımda oynayan bütün oradaki oyuncuların şu anda bütün görev yapmış federasyondaki hocaların, bölge hocalarının ta Coşkun Hoca'ya kadar İzmir'deki en büyüğümüz odur bizim. O ondan beri hepsinin bunda büyük bir payı vardır. En basit bir şey söyleyeceğim. Yani bunu kendi organize ettim falan diye bir şeyi izleyenler yanlış anlamasın ama böyle olması gerekir ya. Ümit Milli Takım'da çalıştığım dönemde 2006 yılı Ocak ayı Cem abi bilir o zaman. Ümit Milli Takım seçmeleri yaptım hatırlıyor musun Antalya'da? Evet, evet. Bütün bölgeler ülkedeki evet. Ve Avrupa bölgelerinden de aynı şekilde yaklaşık 270 tane oyuncuyu taradık orada hatırlıyor musun Cem tabii abi? Tabii canım. Ya ben federasyon böyle bir şeyi danıştık söyledik ondan sonra işte... O zaman Fatih Hoca vardı. Tabii Real yapabilirsiniz dedi. Şunları aradık. Dedik yazdık oraya prensipler. İşte Cüneyt dörtlü oynanacak. İşte şu şu yaş grubu. Oyuncu özellikleri vesaire falan hepsini yazdık bölgelere. Geldiler oraya yaklaşık bir 10 günlük bir süreçte tarama yaptık. Şimdi ben kendimi ifade etmek için izleyenlerden özür diliyorum. Yani ben yaptım diye söylemiyorum. Burada hocam. Amaç Türk evlatlarını değil mi? Cem abi çok güzel söyledi. Arama tarama ekibi oraya bir şekilde getirmek. Bizden sonra ayrıldık hiçbir şey yok. Ya sen Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya federasyonda kaç senedir? Bak kaç senedir böyle bir arama tarama kaç sene geçmiş? Kaç tane federasyon başkanı? Orada Ümit Milli Takım'da çalışan genç milli takım, A milli takım hocaları değişmiş. Ya sen orada yap de ki ya Ocak ayı devre arasında getir bunu. Her sene orada bir bölge 300 tane oyuncuyu getir bölgelerden yurt dışından getir. Orada arama tarama bak nasıl oyuncuların son haline bak. Ya burada yani ne kadar fazla çalışırsak bir şeyler yapalım. Ya en basit futbol federasyonu şunu söyleyeyim. Yeni bir Dünya Kupası bitirdik değil mi biz? Dünya Kupası'nda çok farklı analizler çıkar mı? Var çıktı. Bizim arkadaşlar da ondan sonra işte analiz, scout ekipleri olan özellikle analizciler çok iyi. Çok iyi analiz de yaptı. Futbol Federasyonu sen gördün mü şu ana kadar Dünya bir Kupası'nda tane şey yok. Bir tane veri analiz yok, veri. Gördün mü? Ha, geçtik bundan evvelki Avrupa Şampiyonası'nda niye başarısız olduk? Başarılı olan İtalya takımının özelliği neydi? Neyi nasıl yaptı? Yok. Yeni Dünya Kupası'ndan çıktık. Yok. Futbol hiçbir Federasyonu şey arama, tarama, araştırma, Ar-Ge'nin başında yok. Olanlar. Bunlar yok. Veri olmayan yerde gelişim olmaz. Gelişmemiş ülkelerin en büyük özelliği veri eksikliğidir. Sen ülke olarak Futbol Federasyonu bu verileri ver. Bunları hazırla. Kamuoyuna bir şekilde deklare et. Kulüpteki antrenörlere sen pro lisansını istiyorsun bu kadar para. Alt kategorilere bu kadar para istiyorsun. De ki kardeşim en son Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'nda bunlar oynandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan veya İtalya Ligi'ndeki şampiyon farz edin. Bu sene Napoli olacak. Napoli böyle oynadı. Şu yaş ortalaması sistem prensipleri buydu. Bunu antrenörlere ver, ilet, mail at. Yok böyle bir şey. Sen şimdi bu kadar çalışılmayan ortamda ne konuşulacak ülkede? Konuşulacak tek şey kalıyor hakemler zaten. İşte onlar da insan. Tabii. Ben şahsen yoruldum zaten onları konuşmaktan. Milli takıma bakıyorsun. Milli takımın bunları hazırlaması gerek. Kuntz geldiyse bunları da yaptırması gerek. Hamid Altıntop oradaysa bunu yaptırması gerek. Ama futbolun içinden futbolcu olarak geliyor Hamid Altıntop. Teknik adam olarak gelse der ki bir dakika ya Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası analizlerini yapalım. Çok önemli bir şey var. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu sayfasına baktığın zaman ana sayfada yönetim kurulu yönetim kurulunun hepsinin isminin altında sorumlu olduğu
kurumlar ve de aynı zamanda ligler, işte üçüncü liglerden sorumlu bir isim, işte dijitalden sorumlu bir yönetici ve de milli takımlardan sorumlu Hamit Altıntop. Ya futbol gelişim direktörlüğü ne demek biliyor musun? Futbol gelişim direktörü futbolun aorta, ana damarıdır. Ve futbolun ana damarının olduğu, bir sorumlu olduğu yönetici yok biliyor musun? Bunu ben başkanın kendisine söyledim. Başkanım dedim ya, siz dedim biliyor musunuz böyle böyle var dedi Hamit Altıntop. Hamit Altıntop'un bakın dedim altına şey yok yani FGD'den sorumlu diye bir böyle bir madde yok. Bir yazılım yok. Kimse ya FGD'de çalışıyorsun Futbol Federasyonu'nda Riva'da sana böyle yapıyor. Hocam siz orada ne yapıyordunuz ya diyor. Ya Allah Allah. Bakış böyle, açısı bu. Esasında böyle bir şey olabilir bakış mi? Bakış açısı şu, mikrofonu gören konuşuyor, bilgisi olsun olmasın. Niye? Hamit Altıntop'un o demeci hakikaten ben... Ya işte kendi o demeci bak nerelere getiriyoruz hayır, ya. Kendi meslektaşlarım adına şöyle üzüldüm. Dedi ki hiçbir şey olmadı. Bu ülkede demeç hocam? Bir demeç verdi hocam da yani bundan sonra işte her yere ulaşacağız, oyuncuları bulacağız, evet. Türkiye'nin içinde oyuncuları bulacağız. Böyle bir demeç verdi sanki daha önce. Bu ülke Serpil Hamit Tüzün'le ve Abdullah Avcı ile iki defa U17'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Bak, bunları unutuyor herhalde. Bunlar herhalde yukarıdan veya Almanya'dan geldi diye düşünüyor. Dersine çalışmıyor, bilmiyor. Ya burada bunu söylediği zaman sanki kendinden önce hiçbir şey yapılmamış, hiç çalışılmamış bir anda gitti. Bundan önce Almanya'da bölgeler vardı hocam. Evet tabii ki. Bak, unutuyor herhalde. Almanya'da bölgeler vardı sadece bu yurt dışındaki oyuncuları kaçırmamak adına. Türkiye'yi neden bölgeleri buldular? Türkiye'deki oyuncuları kaçırmamak için. Erdal Keser bir ara falan orada. Ama Hamit Altın'a öyle bir demeç veriyor ki işte bundan sonra işte bu dijital ortamda her şeyi daha yakınlaşacağız. Artık oyuncu atlamayacağız. Sanki daha önce yapılmayanı yapıyor. Daha önce hocam, çok kaç senedir buradasın? Hayır, kaç senedir buradasın? İşte en bu verdiği demeç tam yetkilisi. Bu verdiği hocam, demeç esasında bakış açısını da gösteriyor. Çünkü bilmeden konuşuyor. Zaten demin zikretti ki yani şimdi problemi bilmediğini bilmiyor. Problem orada. Bilmediğini bilmiyor. Ya bir danış, bir konuş, bir ortak akıl getir. Ve getirdiğin insan zaten hepsi futbolun içinden, hepsinin arkadaşların, abilerin. Ve de bunlarla otur bir ne yap, en azından ne yaptınız de. Ya bana bir şey anlatın de mesela. Bir de Cem abi, akıllı insan başkalarının aklını kullanır. Ya zaten lider i̇şin o değil tuhafı midir? Da bu. Ya lider bak, o değil midir zaten? Yani işin tuhafı da bu. Oturursun oraya. Yanındaki insanlarla konuşursun, danışırsın. Akıllı insanın, baktın senden daha akıllı notlar alırsın. Ya fikirlerine dersin ki, saygı duyarsın ve uygularsın. Ya bizde maalesef bu yok. Hocam yani, bizde şey yani yok. Milli koltuktan güç alma, oraya geldiği zaman kendi kişisel ego ve duyguları en üst seviyeye çıkıyor. Ve orada da müthiş bir davranış hataları oluyor. Biz orada ne Bobiklerle karşılaştık. İçimizde bir de gelip zaman, geçici bunlar ha. İçimizde kan kustuk, kızılcık içtik dedik. Zaman geldi arkadaşlarımın. Yani oraya gelip de sorumluluk yapan insanlar kusura bakmasınlar ama yani orada ne büyük tanıdılar, ne küçük tanıdılar, ne birbirlerini kırdırdılar, ettiler. Yani orada çok yanlış şeyler de oldu. Yani egolardan dolayı koltuktan alınan güçlerle davranış bozukluklarına da çok rastlanıldı. Ve bunlarla beraber de oyunu sahaya yansıtma yönünde çok sıkıntı çektik ve şu anda da gerçekten FGD ve de altındaki bütün o kurullar hepsi çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Ya ilk Levent Bıçakçı döneminde ben çalıştım. Burada Danimarka ile oynadık. Hasan Doğan da as başkandı rahmetli Nur içinde yatsın. Şunu anlatayım. İlk Bulgaristan hazırlık maçı 3-3 bitti Cüneyt. İşte uçağa dönüyoruz. Hemen Levent Başkan işte Hasan Bey rahmetli tebrik etti. Burada Danimarka'yı yendik. Danimarka grup birincisiydi. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mi ne oynadı? Yanlış hatırlığı da olabilir. Yendik biz 3-2. Asbel kadar. Neyse yendik. Eski Ali Sami Yen stadında soyunma odasına rahmetli Hasan Doğan ve Levent Bıçakçı geldi. Ondan sonra Fatih Hoca geldi. Yani enteresan. Ondan sonra federasyon başkanı değişti. Rusya'da yendik. Bak tarihinde ilktir. Cema bilir orada Rusya'da en çok Ümit Birliği bazında 1-0 yendik. Gusiding de A milli takımı çalıştırıyor. Yardımcısı da Ümit Milli takımı bakıyor. Geldi soyunma odasına tanışmaya falan. Yani nasıl falan böyle olur falan muhabbet ettik. Ciddi söylüyorum. 1-0 yendik. Çek Cumhuriyeti'ni yendik. Mesela Çek Cumhuriyeti bir sene önce Avrupa'da yarı final oynamış. Fatih Hoca bir tek tebrik ediyor. Arıyor. Ne federasyon yetkilisi.
ne başkan. O hiç kimse yok. Ne arayan, soran. Yani o düşünebiliyor musun? Yani hiç oraları görmemezlikten gelme. Yani Levent Bıçakçı zamanı vardı, ayrıldı. Ondan sonraki süreçte hiç sanki biz orada çalışmıyoruz, etmiyoruz. Hiçbir şey yok. Fatih Hoca sağ olsun. Devamlı işte bir bakıyorsun, yeniyorsun. Veya dışarıda beraber kalıyorsun. Arıyor. Yani öbür tarafta başkan arıyor. Öbür tarafta sahipsizsin. Hiç arayan, soran ne yaptın, ne ettiğini yok yani. Ya şimdi böyle bakılmaması gerekir. Cem abinin söylediği o. Yani böyle bakarsan bu organizasyona, buralara değer vermezsen, buralarla ilgili bir bilgin de yoksa, yani sonuçta milli takım senelerdir zaten alt kategorilerde öyle, üst kategorilerde de gidiyoruz. Senin az önce verdiğin gibi en son Avrupa Şampiyonası'na gitmişti. Ne oldu, bir hazırlık da olmadı. Gruptan hiç çıksak şey bile, az önce çok güzel örnek verdin. Çıktık Avrupa Şampiyonası'nda, 24 takımın en kötü seçildi. Doğru. Peki şimdi bir araya gidelim, ardından açıklamalar da gelecek ekran. Araya gidiyoruz. Oyunu devam ediyor. Milli takımımız Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ilk bölümde. Hamit Altıntop üzerinden gördük ama Kuntz'u da konuşmak lazım. Stefan Kuntz da tercihleriyle belirleyici isim oldu bu maçı üzerinde en azından. Yani ikinci yarı Kerem'i oyunu alarak kendini kurtardı diyebiliriz. Kerem oyuna girdikten sonra hakikaten takımın en faydalı oyuncusu oldu. Ki ikinci yarı oyun kafa kafaya giden bir oyun. Enes'in duran topu hızlı kullanması, Kerem'in de hakikaten kaleciye bakarak yaptığı güzel plase işi bitirdi. Mert'e ayrı bir paragraf açmak lazım. Hakikaten hep konuşuluyordu zaten hangisi oynayacak diye ama Mert bir sıfırken yaptığı iki tane kurtarış var ki maçın orada kalmasına ve maçın dönmesinde oldukça faydalı oldu. Bir kere daha Şenol Hoca'nın Mert'e güvenmesinin sonunun nereye geldiğini, bir hocanın bir oyuncuya ne kadar güvenerek ne mesafe aldırdığının en güzel örneğidir Mert. Onun dışında Avrupa'da oynayan oyuncularımız hakikaten çok yetenekler. Yani bugün ne konuşursak konuşalım, işte Cengiz için de, Enes için de, bu maçta Hakan Çalhanoğlu için de, işte Orkun için de, bu maçta belki çok çok iyi olmayabilirler ama bunlar çok genç oyuncular, çok genç bir milli takımımız var. Yani Stefan Kuntz'un en büyük şansı, potansiyeli çok yüksek bir milli takımımız var. Ve hepsi, oynayan oynamayanlar da dahil. Ve bir kere daha belirtelim, esasında Hamit Altın o topa bunların çoğu, işte Salih ile Orkun zamanında biri Hollanda altyapılarını tercih etti. Salih Alman altyapılarını tercih etti. Onun haricilerinden çoğu Türkiye'nin altyapı takımlarından gelen oyuncular. Cengiz olsun, işte Mert Çağlar. Olsun, Çağlar olsun. Hepsi hocam yani seçilen. Enes, Bursa Spor. Enes de yani hepimiz milli takımlarda beraberdik. Tabii. Yani üçümüz de federasyonda çalıştık. Bu söylediğimiz oyuncuların hepsi bir şekilde ya Raya hocamın, ya Cem hocamın, ya benim. Aynen. Bizim elimizden geçen oyuncular. Biliyoruz biz gelişmelerini. Hamit belki bilmiyor. Onun için bir daha vurgu yaptım. Bunlar çok yetenekli oyuncular ve çok genç oyuncular. Bir uyum sağladıkları zaman bu kötü oyunlarını yani daha takım oldukları zaman kendi özelliklerinin farkına varıp sahaya da o istekleri. Ermenistan nasıl maça başladı? Bir savaş gibi başladı ya. Yani çatır çatır o temaslı oyununu hissettirdi. Belki o isteği de bunlarda gördüğümüz zaman bu takım bence çok şey yapabilecek bir takım. Bu takım Kuntz'un büyük şansı diyorum. Yani bunlar Kuntz'tan sonra gelecek hocanın da büyük şansı diyorum. Önünde en az 5-6 seneyi domine edecek bir kadro var şu anda Türkiye'nin. Bir de bu kadar şanslı bir grup kurası yetinmez. Evet. Şimdi Mart'ta başladık biz. Evet. 11. ayda bitiyor biliyorsun Kasım'da. 21 Kasım'da Galler maçı bitiyor. Tabii 8 aylık yaklaşık işte 11. ayda bitiyor. 3. aydayız. 8 aylık bir süreç. 8 tane maç oynayacaksın bu arada. Birincisini oynamışsın. Gruba bakıyorsun. Sen birinci farz edin Hırvatistan geliyor. Hırvatistan evet orta sahası. Hepimizin bildiği gibi Kovacic, Brozovic, Modric falan oynuyor. Biraz daha tecrübeli dediğimiz defans oyuncuları, hücum oyuncularını bir şekilde rotasyona sokup gençleştirdiler. Tamam. Ama yani düşün oradan birinci mesela İspanya gelseydi farz ede. Ya bırak. Biz Ermenistan geldi. Ermenistan 3. torbadan geldi biliyorsun Cüneyt. Biz 4. torbadan girdik. 3. torbada İsveç de vardı. Düşün yani 2. torbayı hiç saymıyorum bile. Yani 1. torbadan İspanya sana geldi. İsveç geldi. Ya bir de yani düşün çektiğin kura Galler milli takımı. Tamam Avrupa Şampiyonası'na yenildin 3-0. Tamam eyvallah.
Ama sen Galler'i geçebilecek potansiyeli yüksek bir milli takım var. Her zaman gözümüzde kestiriyoruz hocam. Hırvatistan'da da aynı şekilde rahat rahat. Yani hepsini yani kafa kafaya kadar oynayabileceğim, evet, bir torba. Tabii en son Dünya Kupası'nda işte Rusya'da bir önceki Dünya Kupası final oynadı. Ondan evvel Katar'da üçüncü oldu. Tamam. Yani bakıyorsun tamam ama onu da geçebilirsin. Yani öbürü Ermenistan falan saydım yok. Yani bu çok rahat bir gruptayız. Letonya hocam en çok. Hayır, ben Letonya'dan çekiniyorum. Yok yok, ben de çekiniyorum yok Letonya falan. Yani bu grupta bir de 5 takım 8 maç ve de ilk 2 takım direkt gidiyor. Yani senin bu böyle bir avantajın var. Yani artık yani ulusal lig şeyi düşünmüyorum. Biliyorsun oradan da 3 tane takım oradan katılıp onlar da yarı final falan oynayacak. Oradan da bir biletim var. Hani oraya kalmaması gerekir. Sen şimdi bu kadar şanslı kura çekmişsin. Fikstür de iyi. İlk maç Ermenistan'la dışarıda yapıyorsun. Yendin. İçeride de Hırvatistan'ı yendin mi zaten? Otomatik olarak bu gruptan ilk 2 olarak %60, %70 baremine getiriyorsun 2 maçta 6 puan alırsan. Evet. Yani Bursa'daki maç ya çok önemli. Bundan sonraki kalacak bu Hırvatistan maçından ki bittikten sonraki 6 tane maçı direkt o hikayesini etkileyecek bir maç oynayacaksın. Hocam Duran, ama ben Kuntsun, Norveç'i İspanya'da yendik ya, gene böyle havaya girdik gidemedik ya. Biliyorum. Norveç'i İspanya'da yendik yani. Norveç'i Hollanda'yı yendik. Ya senin Kuntsun diyorum ya, kafadaki soru işaretleri hepimizden götürmesi gerekir. Ya çıkıp performans vermesi gerekir. Yani takımın bakıyorsun teknik taktik olarak yok. Mental olarak bakıyorsun yok hazırlığı. Bir de disiplini yok sahada, bir de rakibe karşı bir planı yok. Ya biz bunlardan kurtulmalıyız. Mesela yazıyor adam, ya işte Türkiye'nin en iyi sol açığı, sağ beki, stoperi bu. Ben söylemiştim, ya kardeşim onu herkes de biliyor. Bunu neyi nasıl yapacak, nasıl oynayacak bir fikri yok. İşte bunu söyleriz biz. Mesela bu maçta Hırvatistan maçı farklıdır. Bu maçta daha top bende, top rakip organize olmuş bir savunmaya hücum ederim. Set hücumu nasıl oynayacağım? Alan çok bulamazsın. Evet, bulduğun zaman da işte Kerem gibi çok çabuk akıl dolu Enes faulden sonra çok çabuk kullandı bir golü bulursun. Hırvatistan maçında alan bulabilirsin. Evet, bunu herkes söyler. Alanı nasıl kullanacaksın? Neyi nasıl yapacaksın? Bir fikir var mı? Yok. Biz de maalesef böyle bakıyoruz futbola. Yani bu yani hep yüzeysel. Kuntsa da bakışımız bu. Biz sonuç odaklıyız. Ne? Ya süreç değil. Yani ya biz yendik, tamam gittik, yendik gittik. Ya yendik gittik de nasıl gidiyorsun abi? Nasıl oynuyorsun? Nasıl gideceksin? Bununla nereye kadar gidebilirsin? Yani buna nasıl bir önlem alabilirsin? Yoksa evet Kuntsun yerine yabancı teknik adam da gelebilirdi. Ama bu kadar da yani Avrupa şampiyonası gideriz gitmeyiz. Bak ayrı söylüyorum. Bu kadar deneyimsiz 60 yaşına gelmiş. Yani bir burası diyorum yani bir pilot ülke takımı değil ya. Yapmayın Allah aşkına. Yani 40 yaşında sanki çok farklı bir teknik adam buluyorsunuz. Ama kimse Avrupa dünyadan bulmadan getiriyorsunuz. Yani bu işler bu kadar kolay olmamalı. Değerli bizde teknik adamlar var. Onların hakkını yememeliyiz. İşin tuhafı getiriyoruz veya getirmeye çalışıyoruz. Hemen de çok çabuk yolluyoruz. Bence Sergen Hoca'nın ne eksiği var? Aynen. Fatih kesinlikle. Hoca'nın ne eksiği var? Şimdi hele Sergen Hoca daha genç jenerasyonda çalışıyor. Beşiktaş'ta Aykut Hoca da olabilir. Doğrusu Aykut Hoca da olabilir. Yani burada biz şahıslar üzerinden hani o benim arkadaşımdır o isim değil. İsim var ama o havuzun içinde 4-5 tane attığında Cüneyt isim var. Onlarından biri de yapabilirdi bu kadar ya. Fark, aslında yani bir fark yaratmadı geldiğinden beri Kuntsun. Bir şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu isim seçildiği zaman milli takım teknik direktörlüğü itibarını da biraz aşağı çekiyorsun. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk milli takımının teknik direktörlüğü bence çok yüksek, çok önemli bir makamdır. Ve o makamları dolduran insanlar her zaman belli bir background'ı vardır, belli bir kariyeri vardır, belli bir futbol görüşü vardır ve hepsi de görüşleriyle Türk futboluna inanılmaz imza atmış insanlardır. Kaldı ki bunlardan işte Piontek'inden tut, Hiddink'ine kadar ve işte Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca. Bunların hepsinin inanılmaz bir Türk futboluna hem katkıları hem Avrupa şampiyonlarına gitmişler. Dünya üçüncülük apoleti var ve bu itibarı inanılmaz bir şekilde yukarı taşımışlar. Bu kadar Stefan Kuntz'un, Alman milli takımının, Ümit milli takımının antrenör olarak buraya getirme düşüncesi, hani neticeler iyi de olabilir, kötü iyi olabilir, iyi gidebilir. Çünkü elinde gerçekten çok iyi bir genç jenerasyon potansiyeli var. Ha bu potansiyeli nasıl kullanacak göreceğiz. Ama dediği gibi sevgili Erhan'ın da dediği gibi, yani grup çok iyi bir grup. Şimdi mesela Hırvatistan'la oynayacağız. Hırvatistan'la senin rakibin kim? Hırvatistan. Hırvatistan 1-0 önde bir kez daha. Hırvatistan'a ne olursa olsun. 58.
bazen bazen Hırvatistan gibi zorluk derecesi yüksek rakibin olan takımlara yenilmeyeceksin. İçeride bile yenilmemek, berabere kalmak bazen size avantajlı ve o puana ihtiyaç olduğunuz anlar gelebilir. Mümkün olduğu kadar rakibine yenilmeyeceksin. Diğer takımları da yenmeye gayret edeceksin. Şimdi bizim demin Letonya, ben korkuyorsun değil mi? Neden korkuyorsun? Yani niye bir sahnede böyle bir duygu? Hep ters geliyor hocam. Hani o Çek bir Letonya manşetinden bu yana. Neden korktuğunu söyleyeyim mi ben sana? Biz San Marino sıkıntısı yaşamışız. Andorra sıkıntısı yaşamışız. Lüksemburg sıkıntısı yaşadığın için sen de ister istemez bilinçaltı diyorsun ki ya Lüksemburg'a da yakalanır mıyız acaba? O niye onu açtığımızda niye o sıkıntıları yaşıyoruz? Bana göre de o çok güzel bir soru sordun. Ben tek cümleyle söyleyeyim. Bir oyun standardımız yok. Biz standart olmadığı zaman oyunla ilgili hücum ve savunmada bununla ilgili hiçbir çalışma yok, hiçbir tabii, prensip yok. Top ayındayken, top rakipteyken Cem abi. Ya sen böyle bir oyun yok. Senin böyle bir oyun kültürü yerleştirmemişsin. Ya şakam bu. Milli takıma ben geçen işte bu aşıklar görüyorum söylüyorlar. Genç milli takımlara bu ümit milli takımlara geldi yeni bir jenerasyon antrenör evet. Ekol oluşturacaklarmış. Ya ekol bir haftada iki maç yapacaksın. Ekol milli takımda mı oluşur yoksa kulüp takımda mı? İspanya ekolü acaba bir haftada iki tane maç yapılıyor işte ne diyoruz? Tiki taka değil mi? Klasik diyorduk. O Barcelona'nın yarattığı Barcelona İspanya milli takımı da mı? Yani yanlış mı biliyoruz? Biz İspanya milli takım Barcelona mı? Yani milli takımda ekol yaratılıyor. Yani bir haftada iki tane maç yapıyorsun. Ekol kulüplerde yaratılır. Tabii, ülkenin yani ülkenin ekol futbolu ne dersin? Tabii. İngiliz işte ada futbolu falan onunla ekolünü söylersin. İspanya aynı şekilde. İşte İtalya onu söylersin. Hollanda. Yani bu ne dersin Ajax dersin vesaire işte birçok takımın altyapısını da sayarsın. Ya ekol orada olur. Ya bizde ekolde 7 bin nesille beraber antrenör nesliyle futbol federasyonuna ya orada sen yarışıyorsun. Farklı tabii. Bir şey yapıyorsun. İki günde kamp yapıyorsun. Sen, işte sen ya, işin de edilebilir. Ya sen nerede orada ekol yaratacaksın? Yani işin en acı tarafı bunlar. Yani diyorum ya Kuntz herhangi bir şey değil. Sen burada performans direkt verdiğin zaman diyeceksin ki ya burada bir sıkıntılar var. Oyun içinde sancılar var. Bir kültür oluşmazsa işte böyle bir standardın olmazsa oyun anlamında dersin ki Cem abinin söylediği gibi. Ya Letonya, yok San Marino, yok işte Lüksemburg o maçlarda zorlanırsın. Ya sen bir senede bir şeyleri artık oturtamaz mısın ya? Ya bu mudur A milli takımın teknik adamının açıklaması? Allah aşkına biz üçlü oynadık ilk kere dörtlüye döndük maçı kazandık. O zaman yani ülkenin yani futbol aklı olan insanlarla dalga geçmek. Böyle bir şey var mı ya? Hocam, böyle bir açıklama grubu, yapar mı? Grubu bütün olarak düşündüğün zaman bizim en büyük olayımız istikrarımız yok. Ne yaparsak ya bir oyunumuz var ama bir istikrarımız yok. Yani biz şimdi Hırvatistan değil mi? Grupta kurayı çektik. Bundan daha iyi grup çekme şansı yok. Mümkün yani değil. Biz yapsak bir araya getirsek bunu anca yapabiliriz. Belki yapamayız bile. Şimdi burada Hırvatistan'a gidecek gözüyle bakıyoruz. Birinci takım o. Ama biz Hırvatistan'ı şampiyonadan, Avrupa şampiyonasından eledik hocam. Daha bu takımları gençti. Bak bir de genç oyunculardı o zaman. İşte Modrić'lerin olduğu Bilic dönemi. Biliyorsun Semih son dakika attı. Uzatmaya gitti maç. Uzatmada Semih attı. Penaltılarla eledik. Demek ki biz yeri geldiği zaman Hırvatistan'ı bile yenebilecek bir takımız. Çünkü çok önemli. Bir ayaklı maçta şampiyonadan Avrupa şampiyonası eledik bunları. Demek ki bunu yapabiliriz. Biz şimdi burada Hırvatistan'a gitti gözüyle bakıyoruz. Biraz daha gerçekçi olarak baktığımız zaman. Ama Galler tam bizim dişimize göre, biz dişimize göre nasıl olsa yeneriz ederiz dediğimiz takımdan da çekmediğimiz kalmadı. Galler hep bizi yendi. Ama neden? Bir istikrarımız yok. Ada futbolu bize ters geliyor hocam. İşte yani bizim mazeretimiz bu oluyor. Ne diyor? Letonya uğursuz geliyor. Ada futbolu ters geliyor. Bir niye? Şeyimiz var. Niye? Bizim niye? Çünkü bir oyun şeklimiz ve istikrarımız yok. Biz günlük başarılarla mutlu oluyoruz. İstikrarı unutuyoruz. Bizim bir şeyi başarmamız bizim için yeterli. Çünkü konuşacak bir olayımız var. Hocam milli takım oynuyor. Sizin söylediğinize destek vermek için söylüyorum. Sürdürebilirliği değil mi çok önemli? Yok hocam. Aynı şey. İstikrarla sürdürebilirlik aynen. Aynı şey. Şimdi... Ya bunu sağlayacak olan kim? İşte teknik adam. Ya sen üçlü oynadık, dörtlü oynadık. Bunun üzerine bırak. Hep söylüyorum ya Allah aşkına ya. Ya bu futbolun en temel kaidesi ya. Prensipler üzerine futbol sahasında antrenman yapılır. Savunma ve hücum olarak ve aynı şekilde maça yansır. Sen bu yani doğru geçiş sağlayamazsan sıkıntı yaşarsın. Ya biz üçlü oynadık, dörtlü. Bu mudur ya? Türkiye'de 85 milyon
insan var Türk. Yurt dışında da ağzının var. Ağzının içine yani bakıyor sen bakıyor orada sonra. Konuşacak. Maç diyor ki biz dörtlüden diyor üçlüye geçtik. İkinci yarı bitti. Sen dua et dörtlüye geçme. Kerem çıktı. Kerem ikinci yarı çok iyi performans verdi. Tebrik de ediyorum Kerem kardeşimizi. Diğer bütün oyuncuların performansını nasıl aşağı çektin? Orada gazeteci kardeşlerimiz de sorması gerekirdi. Hocam Kerem ikinci yarıyı oynadı. Bütün performanslar kötü. Bunu açıklar mısın? Yani bu nasıl başarıyorsun? Yani bu kadar formda Avrupa'da oynayan, ligde oynayan oyuncumuzu nasıl bu kadar formsuz hale getiriyorsun? Bu kadar sancılı bir maç oynuyoruz. Son 7-8 dakika geriye aslanıyoruz. İki tane gol kaçırıyorlar. Bizim attıklarımızdan neredeyse daha net. Bizim şut, öbürsü Kerem karşı karşıya. Orada faul olmasa veya faulü kullanırken. Hızlı olmasa. Yani hızlı çok çabuk Enes kullanmasa, önünde dursa farz edelim. Yani Ermenistan milli takım oyuncusu iyi ki durmadı, iyi ki de gol attık ayrıca onu da söyleyelim. Demek ki sen pozisyon üretemiyorsun. Adamlar senden daha net pozisyonlar üret diyor ya. Sen bunu bir kere bana açıkla. Amaç burada yani Kuntz'un gidip gitmemesinden daha önemli. Sen bunu bana açıkla ya. Sen bunu A milli takım ne oynuyor? Top ayındayken ne yapıyor? Herkesin bu kadar kötü performansı, disiplinsizliği, kafasına göre oynaması, oyuncu değişikliklerini yanlış yapman, geç yapman. Yani bu kadar hata, yani yanlışımı düzelttim ben üçlüden dörtlüye geçtik, galip geldik. Ya şimdi Allah aşkına bu mudur milli takımın, yani Türkiye'deki koskoca birimin başındaki bir teknik adamın açıklaması? Bu olmaz Allah aşkına ya. Olmaz. Bu olmaz. Kesinlikle olmaması lazım. Aynen yani konuştuğumuz şeylerin hepsinde katılıyorum ben de. Şimdi milli takımın 11'ine bakıyorsun, 4 tane Türkiye'de oynayan oyuncu var. Mert, Onur, Cenk, Ferdi. Ferdi ve Cenk hakikaten formda oyuncular. İkisi yani Türkiye'de oynadıkları ligleri, maçlara baktığınız zaman hele Ferdi'yi zaten yere göğe sığdıramıyoruz. İnanılmaz oyun disiplini Fenerbahçe'de almış götürmüş bir oyuncu. Ama bu bakıyorsunuz bu maçta çok nadir hiç göremediğimiz bir ilk defa karşılaştığımız bir Ferdi performansı. Cenk hakikaten Beşiktaş'taki performansı iyi. Ama burada gene aynı şekilde Ferdi için söyleyeceğim kelimeler onun için de geçerli. Mert kalede bence bu akşam devleşti. Yani bugün Türk milli takımının aldığı puanda Mert'in imzası var. Kerem'in imzası var. Onur iyi oynadı ama Beşiktaş'taki Onur mu? Değil. Dolayısıyla diğer oyunculara baktığınız zaman da, yurt dışından gelen oyunculara baktığınız zaman da mesela bilmiyorum Reha'da hep beraber Gökhan'da da yani biz o gerideki üçlü dizilişte karar verdiysek eğer, hı hı, oradaki tercihleri bir performanslarına bakmamız lazım. Ama işte orada da eksiklik hocam. Abdülkerim Bardakçı ve biliyorsunuz Tayyip Talha sakatlıkları dolayısıyla çıkarıldı. Belki o ikisi oynayacaktı. Bu arada Abdülkerim konusu ilginç. De, maçtan sonra da soruldu. Evet. Ya iyi de baş ağrısı. Pardon. Baş ağrısı biliyorsunuz şikayeti vardı. Stefan Kuntz'un açıklaması şöyle. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümünü 2 hafta daha tedavisini süreceği söylendi. Biz de böyle bir karar verdik diyor. Fakat Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'la Azerbaycan'a gidiyor hocam. Evet. O paylaşım hazır mı? Onu da verelim. Çok tartışıldı sosyal medyada. Hocam kamp kadrosu fotoğrafında kim var? Hocam Abdülkerim Bardakçı işte görünüyor. Tedavisine orada devam edecek. Herhalde takımıyla ya, Azerbaycan'da mı devam edecek? Bu çok manidar geldi insanlara, o yüzden ben de getirdim sizin görüşünüzü merak ettiğim için. Takımla beraber olma açısından yani olabilir. Bir hedefi olan bir yani orada oynayacağının garantisinin yok de olduğu öyle o izlenimle bakmamak lazım. Tedavisinin gerçekten takım içerisindeki, evet, belki o süreci takım içerisindeki tedavisinin daha da arkadaşlarıyla beraber olmasının getireceği bir avantaj olabilir. Zaman zaman olabilir öyle bir şey yani. Sanki oraya fotoğrafını koyduğu zaman. Değil mi hocam? Fotoğrafını koyduğu zaman. Ya, ama sonuçta Abdülkerim Galatasaray'ın bu sene. Önemli oyuncu. Belki moral vermek için koyulmuş. Ya ben bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında herkesin de fikri. Ama konu ilginç hocam. Çok tartışıldı bu konu. O yüzden biz de gündemiz. Yani şey değil. Yani bu takımın birlikteliği açısından bir turnuvaya gidiliyor. Ve buraya Galatasaray'ın kadrosu açıklanıyor. Oraya da bir Galatasaraylı oyunculardan bir tanesinin fotoğrafı konuluyor. Hani bu Abdülkerim'i koydun diye 11'de oynayacak değil. Belki orada tedavisine devam edilecek.
Ya aynı durum başka bir takım için de olsa yine ben hazırlık maçı, bir de ülkeler yani şehirler arası gitmiyorsun. Farklı bir ülkeye 4 saat miydin? Uçakla gidiyorsun hocam. Hocam tedavi, hocam. Tedaviye orada... Hani, orada sorun var. Evet. Baş ağrısı sorun hocam. Hocam yani, basıncı aynen, var, uçakla bas, bravo, onu söyleyeceğim işte. Galatasaray takım özel uçakla Bakü'ye gidiyor hocam. 4 saat bir şey basınç yok mu hocam özel uçakla? Basınca mı artık biliyorsunuz havalanınca? Nöroloji hocam deniliyor. Evet. 4 saat uçuyorsun. Normal bir kas sakatlığı uçuyorsun olsa, darbeye bağlı sakatlık aynen olsa tamam da. Doktor ya falan belinde vardı. Baş ağrısı yapılır hocam. Ya... Bu zaman milli takım kampında kalsaydı. Hayır hocam, en kötü. Şimdi akılları da o geliyor. Hayır. Gelmez mi? Gökhan hocam İstanbul'da kalır en kötü. Tamam. Tabii. Şimdi sağlık departmanı milli takımın gerekli işte MR'lar çekilmiştir bence. Dediler, yani bulguları temiz. Ama işte oyuncu da kendini hissetmiyor. Çıksın evet çıktı. Şimdi milli takımda tek maçı yok hocam. Evet, yani tedavi devam edince onu... Azerbaycan'a gidebiliyorsa Bursa'ya da gelebilirdi. Aslında doğru söylüyor. Geçerli de oynayabilirdi ben diye insanlar bunu, konuşuyor. Bunu düşünmemiştim. Kimse yanlış bir şey aramıyor bunun altında. Aynen aynen bunu düşünmeye. Ben zannettim Hırvatistan maçından sonra o arada falan gidecek gibi böyle bir algı, ama eğer sen milli takımın oyuncusuysan bence kalıp milli takım içerisinde değil mi? Ama bunu doktorlar orada karar veriyor. Abdülkerim'i yani, de Galatasaray Kulübü'nde suçlamak yok, mümkün suçlamak değil tabii bu durumda da. Yani işleyişin Abdülkerim'in nasıl bir bu davranışının doğru bir şekilde olmasını biz izah ediyoruz. Kuntz'a da ilginç gelmiş. Kuntz'un açıklamasını az önce paylaştık sizlerle. Eğer bu olay gidersin milli takıma, işte doktorlarla konuşursun, işte kulüp doktorları milli takım doktorlarıyla bir araya gelir, bir karar alınır. Ya gelmesine, kalmasına, tedavisine milli takımda olmasında fayda vardır. Ya da gider, döner kulübünde oynatmayacağını düşünürsün. Kulübünde tedavisine devam ediyor. Bu arada Abdülkerim'in de şöyle bir açıklaması var. Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım demiş. Aynen. Çok enteresan bakışlar. Şimdi buraya bütün konuşmaları şey gibi oluyor. İşte yani. Hepsi çöpe evet at bizim. Kim evet çıkardı? Yani ya o Kuntz, zaman... Kuntz çıkardı. Sağlık Departmanı raporuna göre Kuntz çıkardı. İşin tuhafı eğer gidiyorsa Azerbaycan'a büyük olasılıkla oynayacaktır. Orada Kuntz ve Sağlık Departmanı nasıl böyle bir karar verdiler? Bir de işte oyuncu ya direkt açıklamış. Baksana. Çok fena. Direkt çok açıklamış. Fena. Yani bu açıklamayı yaptıysa her şey yani bu kamp kadrosunda Galatasaray'ın fotoğrafı koyması da anlam kazanıyor yok o zaman. Hani bizim oyuncumuz sağlam. Biz de kampa aldık. Tabii. Azerbaycan'a götürüyoruz. O zaman top Kuntz'a atılmış. Tabii hocam. Sahip çıkmaları da Galatasaray'ın gayet normal. Tabii. Eğer Galatasaray'la sonuçta gidiyor maça. Eğer orada oynarsa oynadıktan sonra bu konuşmayı yapsaydık o zaman vahil. Ama şu anda kamp Galatasaray'la beraber gidiyor, oynamıyor. Hocam, ha bu şu demeci verdiği zaman ama şu demeci verdiği zaman beni neden ayrıldığımı sakatlığı falan yoksa tabii milli takım hocası diyecek ki ihtiyaç. Ben şimdi yeni duydum herhalde yedek oyuncular falan da çıkıyorlar. Yani böyle milli takım bir 20 kişilik kadro açıyor, bir 2-3 tane de yedek yani sakatlıktan yani değişecek oyuncuları da çıkıyorlar. Belki böyle görmek istiyorum. Avrupa'da falan stand-by diyorlar ya. Sen de çeksin dönem birisi. Diyorum işte hocam. Aynı. Çağrılar onlar evde olur veya işte kulüplerinde direkt bir şey olur. İhtiyaç anında kullanınız gibi. Ama belki şimdi bu Abdülkerim'in bu açıklaması müthiş bir şey ya. O, bu açıklama hocam. Değil mi? Acayip yani şimdi sen milli takım... Resmi bir açıklama değil bu. Böyle bir bilgi var sosyal medyada. Milli takımın teknik heyeti soracaklar bu soruyu. Yazılıyor bu. Tabii. Neden ayrıldı? Yani sakatlığı mı vardı? Eğer sakatlığı bence yoksa görüşme. Hamit Altıntop sormalı bu soruyu. Ya yoksa de, çocuk oynamak istiyordu milli takımdan mı doktorların? Bu işin sorumlusu o. Belki yanlış rapor sebebiyle mi çıkarıldı? Kuntz mu istemedi bilmiyorum ama hani Çağlar çok iyi oyuncu. Hepimizi gurur duyduğu bir isim ama bak böyle, takımında bu oynamayan Çağlar mı Abdülkerim mi? Bu mevkilerin bu akşam bir idare kim ediliş şekli var. Yani sen eğer bir oyuncu sakatsa, senin ikinci bir milli maçın varsa dersin ki kardeşim sakat mısın? Biz seninle devam etmek istiyoruz. Yani bu takımın oluşumunda senin katkı payın var. Bizle beraber tedavi sürecini geçirmeni istiyoruz. Futbolcuya gider, futbolcu der ki ben kendi takımda tedavimi görmek istiyorum der. En azından bu konuşmalar geçer. Bu konuşmalar geçseydi o zaman bu beyanat olmazdı. Bu beyanat olduysa bu konuşmalar olmamalı. Peki, bu konuyla peki, ilgili net peki, bir açıklama biz, yapılmalı. Bir konu başlığı açalım. Abdülkerim Bardakçı kalsaydı bu maçta sol stoper Çağlar Söyücü mü oynardı? Abdülkerim Bardakçı mı oynardı? Abdülkerim oynardı. Sence oynatır mı da? Maç oynayan isim. Tartışılır. Tamam. Leicester'da bu sene forma giymemiş. Atletico evet Madrid'e gideceği söyleniyor. İşte Avrupa'da birçok takım da talip Çağlar'a. Önemli bir oyuncu. Ben Kuntz'un bazı şeyleri mesela
Cenk tercihi olsun, bazı tercihleri mesela kötü oynasa da Hakan, Cengiz. Ya duygusal mı verdiğini düşünüyorsun? Daha kalıplaşmış bir modda hareket ettiğini düşünüyorum. Doğru, ben de. Yani kendi kafasında bazı oyuncuların dokunulmazlığı var onun için. Çağlar kötü oyuncu demiyorum ha. Yani hiç kesinlikle hiç kimse tabii diyemez. Hocam. Yani hiç Çağlar'ın hakkında yememiz gerekir. Yani çıkar yine Avrupa'da, Atletico Madrid'de de bank oynar, yine fark yaratır. Ama yani bir ritim bulmuş, işte Abdülkerim Bardakçı diyoruz falan, böyle bir üçlü oyunda oynar mı? Oynayabilir. Acaba yani oradaki hareketlerden böyle bir şey mi sezinledi? Rahatsız mı oldu ilk gittiğinde Abdülkerim Bardakçı? Ondan sonra bu baş ağrısı bir şeyler gidiyor mu? Çünkü o açıklama oraya getiriyor olayı. Yani bu açıklama onu getiriyor. Yani orada bir rahatsızlık, bir şey mi oldu? Yani biz niyet okuyoruz. Bu da doğru mu? Benim söylediğim, kendi kendime söylüyorum, tekzip ediyorum. Doğru da olmayabilir. Ama Kuntz'un bazı... Bu konuşulur ama eğer bir futbolcu milli takım kampından baş ağrısı dolayısıyla çıkarılıyorsa, ardından Kuntz evet biz o yüzden çıkardık diyorsa, Galatasaray kendi kulübü de deplasman maçı kadrosunu alıyorsa, ülke dışında bir deplasmanı, bir de üzerine fotoğrafını koyuyorsa ne oluyor diye... Farklı mesajlar var diyorsun belli. Komedi karşılık. Ama. Hakikaten komedi gibi ya. Yani hakikaten şunu açıklamaları lazım. Esasında basın toplantısında soracağın ilk soru bu olmasa. Hocam Abdülkerim Bardakçı milli takımdan neden çıktı? Başı ağrıdığı için çıktı. Bunu milli takım açıklamalı. Çünkü ha, Galatasaray tabii. Milli takıma zarar vermemek için böyle bir açıklamayı yapmaması kadar doğal bir şey. Abdülkerim departmanının basın bildirgesi. Abdülkerim de senin dediğin gibi bir açıklama yaptıysa, beni niye çıkardıklarını anlamadım diye bir açıklama yapmadıysa, o da bomba. Ahmet Selim Kulu bunu sordu. İki soru sordu. Evet evet. Bir oruçlu oyuncularla ilgili işte konuşulan şeyi sordu. İkinci de bunu sordu. Hakkını verelim. Bizim kardeşimiz o da. Ekibimizden bu aynı. Bu kanalın aynı. Ondan sonra çok iyi de muhabir zaten. Çok. Çok iyi. Sordu. İkinci sorusu bu oldu hocam. Abdülkerim Bardakçı'yı sordu. Kuntz'a. Kuntz'a dedi ki yani işte sağ dedi, hatta söyledi işte Azerbaycan'a gidecek işte maç için kadroda falan. Kuntz dedi böyle işte baş döndü vesaire, bununla ilgili sağlık departmanına rapor aldık, öyle bir şeyler, ondan dedi gitti falan, öyle onu söyledi. Baktığın zaman hocam 3-5 tane de stoper var yani, oynayan üçünü düşün: Meri, Çağlar, Ozan, dışarıda Samet var. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ondan sonra Cenk şeyi aldı, Adana Demir'e giden çocuğu aldı, herkes aldı. Daha yani bu ortamda Samet, Abdülkerim'i çıkarıyorsun ve başın ağrıyor diye çıkarıyorsan Samet, hakikaten komedi. Durun hakikaten hocam. Komedi yani. Yok Cem hocam, Samet Abdülkerim dedi Gökhan yani hocam. Yani orada hayır, bir kafandan şöyle bir üçlü de geçti. Yani onun oradaki oynayan üçlünün dışında da Türkiye'den de gerçekten formda bir üçlü de çıkarabilirsin orada. O da olabilir. Evet, Tayyip sakat. Başka kimdi? Abdülkerim sakat. Ama Abdülkerim'i de düşünüyor. Abdülkerim, Samet, Serdar olabilir. Tayyip iyi olduğu zaman olabilir. Yani Merih... Serdar kadroda yok ya. Biliyorum. Serdar kadroda yok ama yani kafamızda... Hayır, bildiğini biliyorum. Hayır, işin tuhafı yok yani. Evet. Hocam, şimdi bu kadar sakatlık... Bak şimdi, ama yani. Serdar, ya Serdar Aziz de enteresan. Yani bir anda yani biz... Ya Serdar Aziz'le ilgili bir şey gördüm. Ayıp ya. Saygı da yok. Adam 50, bilmiyorum kaç milli olmuş. Galatasaray'da oynamış. İşte Fenerbahçe'de oynuyor. Yani önemli bir stoper. Yani onun kariyerine yaklaşmayan adamlar falan Serdar Aziz futbolcu falan değil diyorlar. Ya o da işin tuhafı ne Cüneyt, biliyor musun? Futbolun içinden gelmiş birinden duydum böyle. Ne dalga geçiyor işte şey Serdar Aziz'de falan. Ha işte şey ne o stoper mi Fenerbahçe'de kaç tane var işte şu bu. Yani muhabbetler nereye gelmiş ya artık. Bir de bunu futbolun içinden gelmiş futbol oynamış insanlar. Ya Serdar Aziz ya milli takımı şu Cem abi bakarsın, açtı diye söylüyorum. Yani. Bakarsın tecrübeli, deneyimli. Aynen. Bir kere oralarda olmuş, oynamış. Tabii. O atmosferi yaşamış, tecrübeli. Kesinlikle. Bir profesyonel oyuncu. Şimdi oynar oynamaz bu ara vesaire. Serdar'a dersin ki ya Tayyip Talha gitti, Abdülkerim Bardakçı gitti. Ya iki tane maç oynayacağız. Cenk'i alıyorsun, değil mi? İşte hı-hı. Gitti Gençler Birliği'nden Olimpik Lyon transfer oldu. Yani genel yapı olarak Serdar yani bunlardan daha sınıf oyuncu, daha gözü kapalı oynatabilirsin. Kesin. Eğer kısa vadede sen böyle fast food turnuvada performans almak istiyorsan bir de çağırıp bench'te otursun. Hem abilik yapsın hem sıkıntı olursa girer. Yani hırslı, takımı da toparlar. Milli takım yüksek aynen Cem abi. Sen alabilirsin.
Ya bir anda yani Serdar'ı çağırmak yok. Ya enteresan işler yapıyor. Daha önce hatırlasana Kums'u. Ya Tolga Ciğerci'yi. Ya o şimdi düşünmüyor musun? Ben yani şimdi Tolga Ciğerci'yi aldı, orta saha stoper oynattı. Sol stoper oynattı ya. Şimdi Almanya'da yine orta saha oynuyor adam. Düşün. Gitti Ankara Gücü. Ankara Gücü'de orta saha oyuncuyu stoper yaptı. Serdar Aziz bir de İstanbul'da kamp. Abdülkadir Bardakçı Florya'da. Diğer onlar Samandıra'da çağırmadı. Kampta. Yani düşün ikisini kamptan çağıracaksın. Arabayla ortak Riva'ya kampa çağıracaksın. İkisi de 20 dakikada yarım saatte gelecek. Sen ikisini de almıyorsun. Yani bunları normal bir amilli takım teknik adam bu hataları, bu seçim hatalarını yapar mı? Senin en büyük özelliğin amilli takımda ne yapacaksın bir haftada iki tane maç oynuyorsan? Senin yapacağın üç tane şık var biliyor musun? Ümit milli takımında, genç milli takımda çalıştırsan bir haftada üç tane şey yapar. Bir, doğru kadro seçimi yapacak. Doğru rakip ve kendi analizini çıkaracak. Üçüncü de mental olarak maça takımı hazırlayacaksın. Cemal var mı başka bir şey dördüncüsü? Yok. Ya sen doğru seçim yapacaksın. Doğru formda inandığın, o kendi kurguladığın oyunu, o sürdürebilirliği sağlayacak oyuncuları çağıracaksın. O geniş kadroyu doğru çağıracaksın havuzdan. İki, taktik olarak ne oynatacaksın onu ve rakibi ona göre çalışacaksın, analiz yapıp. Üçüncüsü de mental olarak, zihinsel olarak değil mi? Motive edeceksin, takımı hazır duruma, yani saha içine bir şekilde sokacaksın. Mesela, bu üçünü yapar bir haftada. Hırvatistan maçında yine bu üçlü mü olacak? Bak, bir dörtlü mü başlayacağız, üçlü mü başlayacağız? Stoperler kim olacak? Teknik kadrolar oluşurken özellikle de yabancı teknik direktörler geldiği zaman muhakkak yanına Türkiye'den iyi bir futbol aklı olan bir ekibi koymak lazım. Ki o ekipte muhakkak ki Stefan Kuntz'a bir şekilde onun da düşünmediği, göremediği şeyleri de ona hatırlatır ve ona bildirir. Kararı gene neticede Stefan Kuntz verir. Ama bir teknik ekip yapılanması bence sadece teknik direktörün getirdiği adamlardan daha ziyade bir hangi kulüpte, ben açıkçası kulüp içinde aynı şeyi düşünüyorum ve aynı zamanda da Futbol Federasyonu'nun nezdinde de bir milli takımlar seviyesinde muhakkak bir futbol aklının olması gerekir teknik heyetlerde diye düşünüyorum. Kesinlikle olması lazım. Ben bir de Cenk, kusura bakmasın izleyenler, ben Mert'le karıştırdım Gençler Birliği'ndeki Cenk Özkaçar'ı. Olimpik Lyon, Altay'dan Olimpik Lyon'a gitti. Oradan Valencia'ya gitti ve de son 4 maçta ilk 11'de oynuyor. Şimdi daldım ben. Adana yani Demir'de. Onu düzelteyim. Adana Demirspor'da oynuyor. Yani ikisi Mert, Adana Demir'de direkt oynayan. Ondan sonra Semih ile beraber, hatta değil mi? İkili evet, beraber oynuyorlar. Cenk'in işin tuhafı, Altay'dan Olimpik Lyon gördü, aldı. 1,5 milyon euroya falan aldı. Oradan Valencia'ya gitti ve de kiralık, sezon sonu bir satış opsiyonu var bak Cenk'in. Potansiyel olan genç oyuncu, ondan sonra satış maddesiyle alacaklar. O anlamda karıştırdığımı söyleyeyim. Ben Mert Çetin diye yani ondan da aldım Adana Demirspor. Ama ben yine de söylüyorum. Serdar'ın bu bir şekilde, nasıl Abdülkerim Bardakçı için de söylüyordum. Yani bu amilli takım havuzunda bunlar olmalı, bu tecrübeli oyuncular. Aynen. Yani bunlar orada hiçbir zararı olmaz, aksine faydası olur. Oynarlar, oynamazlar. İki maç var ya. Yani. O havuzun içinde kullanmak gerekir. Şimdi kim oynayacak mesela? Dörtlü mü oynayacağız? Üçlü mü oynayacağız? Yani hakikaten grupta oynayabileceğim. Oyun planımız ne olacak hocam? Üçlü, dörtlü, ne olacak? Evet. Yani oyun planı belli hocam. Kaybetmemek. Ya bir de mesela oyunun son dakikasında baskı yemişiz. Bayağı baskı yemişiz. 86'da Enes çıktı. Umut girdi. Umut Nahir girdi. Abi oraya daha biraz daha defans baskı yiyorsun artık. Yani orada Enes'i çıkartıp veyahut da daha biraz daha fizik kalitesi yüksek, baskıda cevap verebilecek bir size'lı bir oyuncu alması gerekmez mi? Yani Umut, bakıyorum. Umut verir hocam. Nasıl? Umut verir. Umut defansa koşuyor, müdafaa yapıyor, Umut'u, her yere basıyor. Yok Umut'u yok şey, yani hayır, hava toplarına geliyor. Ben anladım. Yani Umut'u zaten tahminim şu, yani oradan sonra şuraya da bağlamak istiyorum. Umut'u santrfor'dan daha ziyade yani yediği baskıda kullanmak için soktu aslında onu. Ama ben bir stoper, tabii stoper elde olmadığı için, yani Serdar'ın da kadroda olmasından dolayı belki de orada daha farklı bir oyuncu da kullanabilir. Umut'u sokması mantıklı şöyle, yani ileride bas yaptı mı o defansa baskı yapar. Umut koşuyor yani, orayı kapatıyor. Oyuncu, rakibin defans oyuncularına baskıyı yapıyor. Bir de duran top kazandılar. Hava toplarında Umut etkili yani.
Bir de Allah var. Yani ben Umut'la çalıştığım için karakterli oyuncu, çok düzgün oyuncu yani. Eğitimli hocam. Çok. Üniversite mezunu diyorsunuz. Hakikaten ya. Yani karakterli, düzgün, oyun ahlakı iyi. Hiç mesela Ümraniye'de. Çok iyi oyuncu. Sıfır problemli olan sıfır, bir evet, oyuncu. Evet, evet. Siz çalıştığınız her şey. Ben dışarıdan tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Ben Giresun'da gitti. Çok çok iyi oynadı. Geldi Ümraniye'de milli takım performansı gösterdi. Evet, milli takıma geldi. Yani bir de hakikaten... Koşar, mücadele eder, çok, onun için diyorum yapar, hocama yani tutar, bu santrafor tipik santrafor sokarsa eyvallah ama Umut her yere basar yani. Defansın her yerine basacak. Sen rakibin çalıştığın dışarı. İçin senin görüşlerin onun bizim için hocam, önemli. Hocam sırtı dönük oynar, bağlantıyı yapar. Öyle hocam. Yani o tercihine öyle... Sizin zamanınızda çok önemli bir gol atmıştı. Abdullah Galatasaray Çazın. Galatasaray 1-0 yendiğinizde. 1-0 yendiğinizde. 1-0 yendiğinizde İnönü'deydi maç, evet, değil mi hocam? Evet, evet. Yani umarız Hırvatistan karşısında 2-2 yaparsak gruptaki başlangıcımız müthiş olur. Vallahi ben demin de söyledim sevgili Cüneyt. Böyle kalibresi yüksek maçlarda yarın öbür gün bu puanlar bize o kadar lazım olacak ki. Yani mümkünse yenilme, ben razıyım. Yenilme. Ha, ama tabii ki gönülden iyi oynayalım. Orada hepimizin gerçekten içimizi su serpmesin, böyle bir konuşmaları yapmayalım. Takım gerçek kimliğine bürünsün. Aynı zamanda oynayan oyuncu sayısının performanslarına baktığımızda da bu akşamki gibi performanslar olmasın. Herkes iyi oynayan oyuncu sayısı çok fazla olsun. Bugün herkes kendi kapasitesinin %50'sindeydi yani. Maçtan sonra federasyon başkanı mesela teknik olarak açıklama yapıyor. Doğru da doğru şeylere değindi Mehmet Bey. İşin tuhafı bunu Kuntz'un yapması gerekir. Ya Kuntz oyunla dair, oyunun teknik kötü gidişatıyla hiçbir şey yok, fikri yok. Yani milli takım antrenörü böyle olmaz. Allah aşkına ya. Yani bir kere bir kamuoyunu, bir piramidin sen. Türkiye Futbol Federasyonu'nda teknik anlamda başındasın. Sen orada oyundaki bir sıkıntıyı bize anlatacaksın, ifade edeceksin. Neyi neden yapamadın? Ve neyi nasıl yapacaksın? Ya sen bunları bize anlatmalısın. Bu oyuncu performanslarını Allah aşkına, mesela az önce de söyledim. Tekrarı düşeceğim ama çok önemli. Bu kadar kötü olmasını bizim gazeteci arkadaşlar keşke sorsaydı. Bu kadar bir anda Avrupa ve ligdeki formda oyuncuyu nasıl bu kadar yani performansları düşük bir şekilde biz bu akşam seyrettik. Bunu nasıl başarıyorsun mesela? Ya bunu sormak gerek Kuntz'a. Ya bu oyuncuları bıraksan, bak teknik adam olmasa kenarda bugün daha iyi oynarlar ya Allah aşkına. Ya diyorum ya, sen dörtlüden üçe farklı bir işleme geçiyorsun. Sen bırak bir tane işlem üzerine milli takımı oynat. Alt yaş kategorilerini değil mi? Aynı şekilde oynat. Hocam Hırvatistan maçında da tane dörtlüyle başlayıp çalış. Üçe geçip kazanıp bu defa dörtlüden üçe geçtik diyebiliriz. Ya dörtlü üçlü meselesi değil. Rakamlar üzerine çok boğuluyoruz. Evet, rakamlar da futbolda önemli, anlıyorum. Az önce de söyledim. Ama bir milli takım kurgusu olmaz mı? Bir sürdürebilir oyun olmaz mı? Bir futbol kültürü birazcık yerleşmez mi? Ekol olmaz zaten, söyledim. Ama yani milli takım bir oyun gücü olur ya. Biz bunu konuşuruz. Ya deriz ki bizim ya savunma gücümüz çok güçlü. Hücumda zayıfız. Ya hücum gücümüz çok iyi. Yani ikisinden birini doğru yapmaya çalışırız. Ya savunmayı iyi, hücumu kötü. Ya hücumu iyi, ya savunmayı kötü. Yani bu kadar milli takımın bu kadar geriye gitmesi, etmesi oyun olarak. Ya diyorum yani Kerem'e biz teşekkür ederim. Ya bak açık açık söylüyorum. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyoruz. Bu dünyadaki en büyük reklamdır. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gitmek. Para versen yapamazsın Avrupa Şampiyonası'na gitmek için. İşte Türkiye Avrupa Şampiyonası'na. Kerem çocuk girdi ikinci yarı. Ne surat yaptı, ne bir şey. Saha içinde gösterdi. Sen beni kesiyor musun kardeşim? Ben de sana meydan okuyorum. Buyur kardeşim. Benim itirazım var. Benim bir oyunda isyanım var. Gösterdi Kerem bunu. Ya Kerem duruyor. Kötü de oynayıp gol de kaçırabilir. Milli takımda sol çizgide oynayan Galatasaray'da başarılı bir oyuncuyu kesiyorsun. Ya burası Beşiktaş takımı değil abi. Sağdan Rozier'le Gezal yapacak. İşte klasik Larin oynuyordu ikinci direkt. Cenk de gelecek. Ya Cenk, Gökhan Hoca çok güzel söyledi. Cenk normalde sol çizgide oynadığında yine kötü oynuyor. Adam içeride oynadığında iş yapıyor. Bir de sen bunu kulüp takımında oturtabilirsin bak. Larin'li opsiyonu, hücum opsiyonu. Sen burada bir haftada iki tane maç oynuyorsun. 4-5 tane antrenmanda nasıl oturtacaksın? Zaten top ayağında bir takım hücum edemiyor. Oyuncuların çıktığı, ettiği yerler, hikaye, ya bir futbol adamı olarak söylüyorum, samimi söylüyorum.
Ne bekin beke bastığı var üçlüde, ne stoperler. Hakan'la gördün mü sen nerede alıyor Hakan? Hakan savunmanın önünde top alıyor ya. Bir ara var ya, üçlünün önünde üçlü oynuyorsun. Ermenistanlı oyuncu yok. Bir de Hakan geliyor oradan top alıyor. Orkun geliyor top alıyor. Sen gördün mü onların asimetrik bir top aldığını, birinin önünde ucuma destek verdiğini, Enes'in arkasında bir ikiye bir yaptığını gördün mü? Yok. Üçlünün önünde iki kişi oynuyorlar. Beş kişi. Ya bu takım nasıl hücum yapacak Allah aşkına ya? Beşli bir savunmaya bir planı, bir diyorum ya az önce de. Bir tane bir kombinasyon atak olmaz mı ya? Bir tane olmaz mı? Şu attığımız golü, birinci gol becerisi. Çocuk zaten Hollanda'da çok iyi oynuyor, Orkun attı. Senin az önce verdiğin statistik gibi cihaz satışında. Diğeri de çok hızlı başlattık. Enes'in akıl dolu. Kerem'in de çok iyi yaptı. Koştan gol attık. Ya milli takım 90 dakika Ermenistan'la oynuyorsun ya Allah aşkına ya. Doğru. Ha diyecekler ki ya alan bulamadık. 2-1 öne geçtin de Ermenistan sana alan bıraktı mı? Risk aldı mı? Cüneyt aldı. Yine pozisyon bulamadın. Sen bunların sorulması gerek. Kuntz bunlara cevap versin. Bir son dakika golü Hırvatistan-Galler maçı 1-1 oldu. Çok güzel bir sonuç. Güzel. Bana göre kötü. Böyle de bitsin. Niye bana göre kötü. Galler puan aldı. Galler puan oluyor abi. Galler, Hırvat diyorsun Galler. Ki hepimiz sen ne diyorsun Hırvat birinci çıkar diyorsun. Tamam Hırvat birinci çıktı. Çıksın. Çıkar da Galler'de gidiyor Hırvatistan'da işte berabere bu kalmak. Belki çıkamadın. Senin bu hayır ya futbol çıkamayabilir. Senin şimdi senin direkt rakibin o zaman Hırvatistan birinci çıkıyorsa senin kim kalıyor? Galler kalıyor. Galler de gidiyor Hırvatistan'da yalnız bir puan değil bu. Moral, motivasyon, özgüven açısından da turnuvaya Hırvatistan'la berabere kalıyor. Ya ve de Hırvatistan ama şöyle düşün hocam Hırvatistan'ı yenersek 5 puan fark atmış olacak. Bak yenersin bak inşallah yeneriz orada bir sıkıntı yok. Ama Hırvatistan da buraya ne yapacak ya. O da onun bilincinde gelecek. Bir galip gelen bir Hırvatistan var Bursa'ya gelecek. Bir de ilk maçında kendi evinde berabere kalmış bir Hırvatistan gelecek. Şimdi lige işte geçen Dünya Kupası grubuna başladığımız zaman Norveç'i İspanya'da yendik, deplasmanda yendik, işte Hollanda'yı yendik. Bir anda gittik. Yani bir anda gittik herkes havada. Sonra play-out'a kaldık. Zar zor play-out'a kaldık. Şimdi bu sene başlıyoruz şimdi grupta. En büyük rakibimiz Hırvatistan diyoruz. İşte Ermenistan'da kötü oyuna rağmen kazanılan bir 3 puan, 2 iyi puan kısa vadeli grup maçlarında. Peşine rakibin Hırvatistan. Hırvatistan nasıl olsa grubun yendiğin an sanki gitmişin havalarındasın. Ondan sonra maç yok ama Hırvatistan... Hocam yendiğin an 5 puan fark oluyor gittik bence. Hep aynı şey yani. O zaman da gitmiştik. Şimdi bu şeye benziyor. Kaleci öyle bir maç oynuyor ki yani kurtarılmayacak topları kurtarıyor. Son dakika öyle bir gol yiyor. Kalıyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Kalecinin o kadar iyi oynaması boşa gidiyor. Bizim milli takımımız da bazen böyle oluyor. Bir başlıyor. Tamam diyoruz. Gittik diyoruz. Sonra gene bavulları topluyoruz. Evde oturuyoruz. Hocam bakın ne kadar güzel. Güzel değil mi ama daha birinci haftada bu skorlar? Ekrana yansıttık hemen. Böyle bitiyorsa tamam. Hani... Letonya'da bay geçiyor hocam. Bitti maç. Tamam bitti öyle. Maç. Bitti. Sonuçlar böyle. Ermenistan 1, Türkiye 2, Hırvatistan 1, Galler 1. Hocam dediği gibi harbi sıkı maç bekliyor. Hocam böyle salı günü kolay. Yendiğimiz anda 6 puana çıkarız. Puan cetveli geldi ekrana. Galler, ben... Hırvatistan, Letonya, maçları... Ermenistan sıralanırlar hocam. Biz yolu yarılarız. Çok güzel söyledin. Yani yenersen diyorum ya %60-70 yani %60-70 burada çok önemli bir avantaj yakalarsın. Hırvatistan evinde Galler'e puan kaybediyor ama sizin dediğinize doğru Galler bu defa. Hırvatistan deplasmandan bir puan veriliyor hocam Galler'de. Galler tetikleniyor şimdi. Tabii. Diyor ki Hırvat'ta gittim ben diyor Dünya Kupası üçüncüsünde berabere kaldım. Ben de geriye düştüğüm maçta tekrar diyor beraberlik golünü sağladım. Yani milli takım Bursa'da ne olur bunun yansıması sağ göreceğiz. Galler. Yani tabii. Bizim yaptığımız iyi bir başlangıç ama Galler'in tam oturdu yani. Galler'e oturdu. Bir de 90. dakikada gol atıyorsun. Vay bir de 90'da atıyorsun. 90'da o da moral motivasyon verir. Şimdi bizim artık mutlaka Bursa'da kazanmamız i̇yi lazım. İyi mi kötü mü karar ver. Bursa'da kazanmamız lazım hocam ondan sonra. Bence iyi. Ha. Ya bu şimdi Galler için ekstra puan. Ekstra puan. Bak bu çok önemli. Şimdi Galler düşünüyor. Ben de yani Hırvatlar var. Bizim gibi tamam yani belki de birinci çıkmayı düşünür de yani sonuçta diyordur ki Hırvatlar var ikinci çıkarım. Ya Hırvatistan'da mağlup olabilirim ama burada diyor mağlup olmamam gerek diyor. Türkiye'yi mesela rakip yaparsam kendime diyor. Galler Letonya ile oynayacak. Mağlup olmayıp salı diyor Türkiye'ye. Letonya ile oynayacak. Tabii hiç, hocam. Tabii Türkiye diyor. O maçta şahane, berabere biterse tabii, şahane olur. Ya, işte hocam, ondan sonra ya biz Ermenistan bay. Biz Ermenistan o bay. Berabere biterse o maç biz ne oynayacağız ya Cüneyt en büyük eksik.
O berabere kaldı, o onu yaptı, o onu yani o hocam, skoru öyle bitti. Bursa'da. Sen kendin ne yapacaksın ona bakacaksın. Sen bırak skorları. Sen çıkıp Hırvatistan'ı hocam, Bursa'da yenmelisin. Doğru 11'le biz Hırvatistan'ı yeniriz. Bak, doğru oyun planıyla. Yenebilirsin. Bak bizim takım potansiyeli var. Hırvatistan'ı yenersem yendik. Hiç şaşırmayız herkes. Yok. Ülke olarak bütün Türk halkı deriz ki ya bizim takım potansiyeli var. İyi bir takım. Hırvatistan'ı yendik. Evet, Hırvatistan'da gel gitler yaşayan sıkıntılı oynadığı maçlar da var. Daha önce anlattı da zaten Gökhan Hoca. Yani yenebilir misin? Yenebilirsin. Bunda bir anormallik yok. Yani onun için bizim potansiyelimiz var. Benim amacım burada Kums'u eleştirirken ya bunu enerjiye çeviremiyoruz. Bak potansiyelimiz var Gökhan Hocam. Cem Hocam iyi bir kadro var. Avrupa'da oynayan formda ligimizde öyle. Biz bu potansiyeli enerjiye çeviremiyoruz. Dinamizmi daha yükseltmemiz gerek bu milli takımdan. Bu milli takım bu gruptan, beşli gruptan rahat çıkar. Biz bunu böyle görmeliyiz. Ya Kums seni de eleştirilmez. Ya sen ne ya eleştiriyorsun. O değil kardeşim. Nasıl yendiğimiz çok önemli. Tabii ki Bursa'daki Hırvat maçında bu kadro daha performanslı olacaktır. Hırvatistan milli takımı daha motive olacaktır. Hepsine katılıyorum. Ama sırf bunlarla iş gitmez. Bir de saha içi organizasyonumuz var. Bu takım her şeyi oynayabilir. Her oyun becerisini, saha içindeki o planları en iyi şekilde Gökhan Hocam oynar oynamayan oyuncular da en iyi şekilde uygulayabilir. O performansını yükselttiğin zaman böyle bir orta saha yok hocam. Orkun Kökçü, Feyenoord geçen sene kupanın finalisti Roma'ya karşı. Bu sene yılın en iyi oyuncusu yanında seçilecek. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in bank oyuncusu geçen sene Milan'da harika işler yapmış. Onlardan sonra oyuna giren Salih Özcan, Dortmund'un iyi oyuncusu İsmail. Milli takımımızda işte sezon başı kazandırılan bir değer. Yani son iki maçta Fenerbahçe oynuyor. Bir anda kazandırıldı, bir anda ortadan kayboldu. Ama gene çocuk oynadığı zaman kimsenin gözü açık gitmiyor. Herkes İsmail'e güveniyor. Sen milli takım çalışsan İsmail'e almaz mısın? Evet, almaz ya. Olur. Hocam ya. Oynatmaz mısın? Oynatırsın. Vallahi tabii olsun. Ki önünde Dortmund'da çok başarılı bir Salih yani var. Kadroyu ben şey olarak söyledim. Yani böyle bir göbeğim var. Tabii. Defansın çok iyi. Kenarlarda Cengiz'im var. Kerem'im var. Ferdi'm var. Yani Enes'im var. Cenk'im var. Yani hakikaten iyi kadrom var. Ferdi ya. Düşün. Bütün neredeyse Avrupa'da çoğu kulübün gözlemine bir oyuncum var senin ya, bir kenar bekim var. Hocam daha kullanmadığımız silahımız var. Arda'mız var. Arda var. Milli takımda da oynuyor, sonra gol olunca durdu. Milli takımda da dinlendiriliyor. Senin 3 tane stoperin biri Leicester'da oynamasa bile oynuyor. Biri evet. Atalanta. Hocam Jesus'a kızdık ama Kunst'a Arda'yı oynatmadı. Bakar mısın sen? Almanya, Kunst İtalya, İngiltere, Premier Lig 3 tane stoperin. Yani başlangıç 11'ine de olabilirdi, olmaz mıydı Arda Güler? Olabilirdi ama orada Hakan varken... Hani Kerem niye yok diyoruz. Ya hocam söyledi ki %100 katlıyorum. Jesus'la Arda'yı birleştirmiştik. Şimdi Kunst'la mı Arda'yı birleştireceğiz? Kunst'la da mı birleştireceğiz? Sen Arda diyorsan Kerem'in yerine mi? Yok yani başlangıç 11'inde olabilir. Cenk yerine Kerem dediğinizde olmalıydı. Ya o, Arda tamam. Çizgide sol çizgide olur, sol çizgide olur. Yok, ya, oynar, yok hocam eğer Fenerbahçe'de bekliyorsa ama, milli takımda da beklesin müsaade edin ama, ya. Ama bu oyunda eğer gol olmasaydı Cem abiye katılıyorum. Hocam üst bölgede rakip yer alanda 1-1 oynuyorsan koşu mesafen daralmışsa o sete yerleştiğinde tam oyun aklı Arda'dır. Evet. Arda demek ki Ermenistan'da öyle bir oyuncu olsa son 10 dakika Arda'yı alması lazım. Tabii. Son 10 dakika bizi sıkıştırdılar çünkü bayağı. Sıkıştırdığında topu yere indireceksin, pas yapacak. Bir de hocam Cengiz açık alana yollayacaksın. Kerem'i de koşucu, iki tane oyuncum var. Evet. O pas bağlantısında Arda sana yapacak, onları koşturacak. Bence olur. Salı günü bizi gerçekten çok sıkı bir maç bekliyor. Yani biraz İnşallah hele bu sonuçtan gideriz. Sonra daha da sıkı bir maç bekliyor hocam. Bu akşam puan kaybetmesi Hırvatistan'ın. Galler maçının biraz verilerine de baktım. Adam 700 pas yapmış, öbürü yapmış 300 pas. %67'ye 33 falan bir rakamlar var. Adı futbolunda bir pas oldu. Yani, bir de bak Hırvatistan'ı yendin sen. Kanatları kullanıyor onlar. Hırvatistan'ı yendin 6 puan yaptın. Rakibin de Galler de yenecek zaten. Yani zayıf. Yani yener büyük olasılıkla. Letonya ile oynayacak. Yendi o da. O da 4 puan yaptı. Yapacak. Ya düşünebiliyor musun? Hırvatların düştüğü duruma bak bir de. Evet. Ya sen bir de Hırvatistan'ı burada yendin mi? Büyük iş bu. O Hırvatistan'ın 19 şutu var. Tabii 19 tane şut. 8'i isabetli. Evet. Demin ben onu anlatıyordum da laf gezi. İnanılmaz şey var. Yani istatistiklerde veriler. Ama işte şey yetmiyor. Yani bu verilerin hepsi çok iyi olması.
Mourinho demiş ya, yani bütün topla hepsiz oynayın ama ben kazanayım demiş. Şimdi madem Hırvatistan dedik, Gökhan Hocam da hatırlattı. Ne maç oynamıştık Hırvatistan'la diye. Evet, evet. Noktayı o maçla koyalım. Tabii, harika tabii. Bir maçtı. Nostalji yapalım. Sevgili seyirciler, takım oyununu da sonlandıralım. Hoşçakalın.